Ekranlarından herkese merhabalar. Futbol meydanıyla karşınızdayız. Serhan Türk, Ogün Şahinoğlu, Hayri Beşer ve Yusuf Kenan Çalık konuklarımız. Yaklaşık 2 saat boyunca doyasıya futbol konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar herkese. Hepimiz için iyi yayınlar olsun. Galatasaray'la başlangıcı yapacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor üstüne de konuşacağız ama A milli takımın aday kadrosunu da tartışacağız. Bizi bekleyen Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalleri var. Bu finaller üzerine de konuklarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Galatasaray'da transfer çalışmaları lig bittiği an itibariyle başladı. Sarı kırmızılı takımın gündeminde çok önemli oyuncular var. Bunlardan bir tanesi de Belçikalı yıldız Youri Tielemans. Galatasaraylı yetkililer Tielemans'ın menajeriyle hafta sonu bir araya gelecek. Youri Tielemans çok önemli bir oyuncu. Çok küçük yaşlardan beri, aslında 16-17 yaşından beri Anderlecht forması altında takip etmeye başladığımız, sonrasındaki macerasını da yine izlediğimiz oyunculardan biri. Süper Lig takımlarıyla da, sadece Galatasaray'la değil, adı anılan en zorlu transfer hedeflerinden bir tanesi gibi duruyor kağıt üstünde. Serhan Türk, nasıl görüyorsun bu ihtimali? Çok önemli bir oyuncu. Gerçekten hani Galatasaray'ın almak isteyip de mücadele edebileceği bir oyuncu. Listesinde var mı? Tabii ki listesinde var. Ocak ayından beri bu listede var. Hatta sezon başından beri listede var. Ocak ayında zaten temaslarda oldu. Hatta Mertens de devreye girdi görüşmelerde. Ben de görüşebilirim dedi. Mertens de devreye girdi. Ama şu anlamda hala pozitif bir ilerleme yok. Çünkü Tielemans'ın biliyorsun aynı zamanda bonservisi elinde. Evet. Bonservis elinde olan oyuncunun imza parası istediği de çok konuşuluyor. Önümüzdeki hafta çok uçaklar kalkacak ama uçaklar İstanbul'a inecek. Çünkü görüşmelerin çoğu İstanbul'da olacak. Erden Timur normal şartlar altında bugün yurt dışında olacaktı. Ama hem iş yoğunluğu hem röportaj yoğunluğu nedeniyle İstanbul'da kaldı. Bir de yarın biliyorsun Galatasaray'ın Tüzük Tadil Kongresi var. Olağanüstü Tüzük Kongresi var. Bundan dolayı burada olacak kendisi. Ve pazartesi itibaren menajerler gelecek. Sırf futbolcu almak için değil, futbolcuların piyasasında olan Galatasaraylı futbolcuların satılması yönünde de talipler çok. Sırf Tielemans görüşmeleri olmayacak. Ama dediğim gibi zor bir transfer. Ama Galatasaray zorlukları seven bir takım. Geçen sene yapmış olduğu kadroda hem kiralık oyunculara baktığımızda hem yıldız futbolculara getirdiğine baktığımızda 13. olan takımı şampiyon yapan bir yönetim gördüğümüzde artık zor diye bir şey diyemiyoruz. Her şey zordur ama Galatasaray zorlukları seven bir takımdır. Bu bağlamda da görüşmeler devam edecek ama somut bir gelişme yok. Çok pozitif de bir gelişme yok. Tielemans Galatasaray'ın gündeminde ama sadece şu an temas var. Birebir görüşmeler hala olmadı. Okan Hoca'nın dün yaptığı açıklamada Tielemans'a yönelik "Come to Galatasaray çalışmalarına başlayalım" demesinin altında bir şey aramalı mıyız? Aramalıyız tabii ki. Çünkü futbolcu elinde bonservis olduğu için "come to" da dersin, "come here" de dersin, "come come" da dersin. Yani her türlü diyeceksin. Her türlü de söyleyebiliriz. Ya da "gel" diyeceksin, o anlar zaten. Yani önemli olan oyuncunun gelmesi. Çünkü buraya gelmesi için çok iyi şartlar sunman lazım. Zaten şu an Galatasaray'ın en büyük, geçen sene bu şartları çok önüne sunuyordu futbolcular. Ne yapıyordu? Bir klip hazırlıyordu. Klibin içinde taraftarlar, İstanbul, Boğaz, kalacağı ev, Boğaz'da bir tur gemisi, hepsini yapıyorlardı. Yat bile tutup orada reklam filmi tarzı bir şeyler bile çektiler. Futbolcularla görüşmelerde eliyorlardı. Önüne bilgisayarı açıyorlardı. Sen böyle bir yerde yaşayacaksın, böyle bir hayat yaşayacaksın. Kebaplar böyle güzel, gezmeler böyle güzel, alışveriş böyle güzel de ikna edebildi. Ama bu sene elindeki futbolcuları nasıl değerlendirecek onu göreceğiz. Bir de bu sene Galatasaray'ın elindeki en büyük altın bilezik, Şampiyonlar Ligi bileti almak için önemli oynayacak olması. Bu da çok değerli. Futbolcuların bir de en son şampiyonluk kutlamaları, taraftarların full kapasiteyle sezon başından beri yalnız bırakmaması Galatasaray'ın, futbolcuların transferleri biraz daha kolaylaştıracak. Ama geldiğimiz noktada elinde bonservisi olan ve yüksek bedellerle konuşulan, hatta Premier Lig'den de çok ciddi teklifler alan Tielemans'ı ikna etmek bir o kadar da zor. Yine soracağım sorular olacak. Icardi ve Raşitsa'nın durumlarıyla alakalı, gidebilecek futbolcularla ilgili, ama Tielemans ve orta saha transfer ihtiyacı ile ilgili diğer konuklarımızın da görüşlerini alacağım. Yusuf Kenan Çalık herhalde yaş itibariyle son dönemde takımlarımızla anılan en ilginç oyunculardan bir tanesi. Hani bu yaşta, bu yetenekte bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi, açık söyleyeyim, beni şaşırtır. Ama olmayacak bir şey de değil. Torreira'ların, Icardi'lerin geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. Gelse ne katar Galatasaray'a ve lige? Birincisi oyun zekası olarak çok ciddi anlamda artı katar. Yani herhangi bir takıma lig karması yapsak zaten geldiği andan itibaren 11'e koymamız gerekir. Çok genç yaşta, sen söyledin, Anderlecht altyapısından çok genç yaşta A takıma yükselen, işte biraz menajerlik oyunlarının favorisi, gençleri seven, takip eden kişiler beni anlayacaktır. Monaco'da iyi bir dönem geçirdi. 21 yaşında, 20 yaşında çıkmış. Tabii çok erken. Tabii, tabii. Şu an 16-17 yaşında A takımda oynuyordu. Altyapıda oynuyordu. Hayır, A takımda oynuyordu. Anderlecht A takımda oynuyordu. Hatta şey hatırlıyorum yani, 16-17 yaşlarında 40 metreden sol ayağıyla atıyor, sağ ayağıyla atıyor. Hatta Belçika altın jenerasyonu sonrası en büyük yeteneklerinden birisi. Kevin De Bruyne'nin, işte Mertens'in bulunduğu altın jenerasyonun sonrasında gelen en büyük yetenek diyebiliriz hatta Doku ile birlikte. Çok çok iyi bir oyuncu. Yani muazzam bir yetenek. Tabii aradaki fark, Torreira ve Icardi ile aradaki en büyük fark şu. Torreira ve Icardi'nin pozisyonunda değil, kariyerinde, evet, şu an. Şimdi Icardi'nin durumu neydi? Paris Saint-Germain'de oynayamıyordu ve kendisine tekrar oynama fırsatı sunacak ve kendisinin de mutlu olacağı bir ortam arıyordu. Ve Galatasaray burada bir biçilmiş kaftan gibi ortaya çıktı ve gerçekten de öyle oldu. Torreira meselesi Fiorentina tutmak istemedi. Bonservis bedeli ödeyecekti, 15 milyon euro bir opsiyonu vardı. Tercih etmedi. Amrabat'ı tercih ettiler. Torreira boşa çıktı. Arsenal da istemedi. Talipleri vardı. Ben söyledim sezon başında, Torreira'yı 6 milyon euroya buraya çekmek çok büyük bir başarı. Ama yine Torreira da Premier Lig'de çok fazla imkanı olmayan bir oyuncuydu. Tielemans öyle değil. Çok pardon. Youri Tielemans'ın yani Premier Lig'de birçok takımda forma giyebileceğini, birçok takım tarafından da istenebileceğini, bonservisiz olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu, tabii bizim için avantajsa onlar için de büyük bir avantaj, onu da söyleyelim. Artı Şampiyonlar Ligi ihtimali, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımlar da Tielemans'la ilgilenebilir, evet, Premier Lig'de. O da var. Ve Galatasaray için eğer Tielemans veya bu tarz oyuncular gelecekse ister istemez şuna bakacaklardır. Şampiyonlar Ligi'ne kalacak mı diye. Bu durumda transfer ihtimalini erteliyor. Yani en son elemeye kadar beklemek zorundasın kalıp kalmayacağını görmek için. O yüzden biraz zor bir transfer gibi görüyorum. Hakikaten kağıt üstünde öyle. Böyle isimlerle Galatasaray'ın ilgileniyor olması Şampiyonlar Ligi hedefi açısından da bir mesaj mıdır? Mesajdır. Aynı zamanda Galatasaray'ın çıtayı koyduğu yere işaret eden bir durumdur. Yani sarı kırmızılı takımın en büyük kozu yine Şampiyonlar Ligi olacak ama oraya gitmek de biraz meşakkatli bir yol. Oradan bakınca çok kolay görünmüyor. Aslında Yusuf Kenan çok güzel özetledi hikayeyi. Şimdi Icardi'yi alan, işte Torreira'yı alan, geçmişte de Schneider'leri, Drogba'ları ve çok çok ünlü oyuncuları Türkiye'ye getiren Galatasaray bu oyuncuyu da getirebilir diye düşünebiliriz. Sadık, onlar daha büyük kariyerler abi. Tabii kariyer olarak daha büyük kariyerler ama oyuncunun yaşı, şu andaki pazarı itibariyle, çünkü hepsinin Galatasaray'a gelmesini gerektirecek bir hikayesi söz konusuydu. Evet. Ama burada sanki öyle bir durum tam yok. Yani oyuncunun istemesi lazım. Galatasaray'ın projesine ikna olması lazım. Ve burada oynayan bu önemli oyuncular tarafından da refere edilmesi lazım, bilgilendirilmesi lazım. Olabilir mi? İmkan dahilinde, bonservisi elinde ama kanaatimce kendisine ödenecek ücretin bir hayli yüksek olacağı gibi bir durum da söz konusu olacak. Bir futbol sever olarak böyle bir oyuncuyu izlemeyi tabii ki arzu ederim. İster Galatasaray formasıyla, ister başka bir takım formasıyla. Yetenek, teknik ve dinamik yapı. Üçü de bu oyuncuda fazlasıyla var. O gün? Yani Tielemans için evet ekonomik şartlar belki zor olabilir ama biraz da şöyle düşünmek gerekiyor. Youri Tielemans'ın Leicester City ile sözleşmesi devam ediyor olsaydı, bir Premier Lig takımı transfer etmek isteseydi minimum 30 milyon euroyu cepten çıkarması gerekirdi. Az bile. Yani minimum öyle bir oyuncu. Dolayısıyla bugün yani hani şurada atıyorum 5 milyon euro, 6 milyon euro servisi, imza parası istese belki imza parası da altına gözümüze fazla gelebilir ama sonuç itibariyle bonservis olarak düşündüğünüz zaman çok küçük rakamlar olarak kalır. Önemli olan onu ekonominin dışında da buraya ikna edebilmek. Çünkü şu ana kadar İngiltere basınında Tielemans'la adı ilişkili olan 4 tane kulüp saysak, biri United, biri Arsenal, Newcastle ve Aston Villa. Brighton'ı saymıyorum. Yani ki onlar da iyi, cazip bir kulüp. Evet. Yani şimdi bu saydığım 4 kulübün Avrupa macerası var. Hani seçenek olarak da isimleri zaten söylemiş oldum. Newcastle yeni başlayan bir proje ve çok iyi emin adımlarla gidiyor. O projede de yer almak isteyebilirsiniz. Aston Villa'da Unai Emery ile birlikte orada farklı bir havası var. United'da Arsenal'ı zaten saymıyoruz. Dolayısıyla bu kulüplerin elinden çekip buraya getirmek son yılların en büyük transfer başarısı. En büyük transfer başarısı o. Hani ben şöyle söyleyeyim, Icardi'nin, Torreira'nın çok önünde görüyorum Youri Tielemans'ı buraya getirmeyi. Evet. Çünkü dediği gibi yani aynı hikaye değil. Biri şu anda da iyi oynayan bir oyuncu. Performans olarak da iyi olan bir oyuncu. Takımı küme düşmüş olabilir. Ama bu sene benim izlediğim maçlarda bu arada takım da kötüydü de, Tielemans da kötüydü ama yine de o belirleyici değil. Herkes çok kötüydü. Ya, herkes dökülüyor. Ama o takımın ayakta kalmaya çalışan oyuncularından biri tabii. Yani yine Premier Lig'de 31 maç, %70'den tabii fazlası ilk 11'de. Evet. Yani buradaki önemli olan şey şu sanırım, Galatasaray yönetimi için çıtayı nereye koyduğunu gösteriyor. Yani Youri Tielemans ismi boşu boşuna piyasaya atılmıyor. Evet. Olmayabilir. Yani birçok isim, Zaha da dillendirildi. Birçok isim dillendiriliyor. Zaha'da ailede sıkıntı var. Evet. Bir de imza parası çok yüksek, imza parası. 10 milyon euroya yakın imza parası istiyorlar. Yani orada ayarlayabilecekleri bir kıvama gelmişti ama ailesi bir şerh koymuştu. O şerh üzerine devam etmemişti yani görüşmeler. Yani bu oyuncular evet hani çok zor. Zaha biraz daha kolay bence Tielemans'a tartışmasız. 26 yaşında Premier Lig'de 31 maç oynamış sezonda herhangi bir oyuncuyu Türkiye'ye getirmek çok kolay değil. Premier Lig'de 31 maç oynamış bir son sezonunda ve Belçika milli takımının ilk 11'inin neredeyse değişmez parçalarından biri olan ya da olma yolunda ilerleyen, öyle ifade edelim, bir oyuncuyu getirmek de çok kolay değil. Ama Galatasaray yönetimi için ve çevresindeki transfer politikası için bakın bizim hedeflediğimiz isimler bu. Evet. Biz bunlarla görüşüyoruz demek. Bu da ayrı bir prestijdir. Bir küçük anekdot söyleyeyim. Bu tip şeyleri çok paylaşmam ama Tielemans özelinde olduğu için paylaşacağım. 16-17 yaşındayken kulüp içerisindeki sohbetlerde ya bu oyuncu tam bizim istediğimiz benzer sohbetleri ben de yaptım ama oyuncu diye insanlar hep konuşurdu Galatasaray kulübünün içerisinde. Onu da söyleyeyim. Yani 10 yıl önce bile kulüp çalışanlarının ağzının suyunu akıtan bir isimdi. Yani 16-17 yaşındayken. Neden gelmesin o zaman? Tabii o zamanlar ama çok kolay abi değil. Ama şunu söyle. Biz futbolun 27, 28, 30'una falan gelmesin. 16'da alamazsın abi. Evet alamıyorsun. Şöyle şimdi bu aslında oyuncular Arda Güler gibi, öyle ifade edeyim. Şimdi örneği bizim ülkemizden hani verelim. Keşke denilen. Evet. Bu ciddi bir transfer çalışmasıdır demiyorum. Sadece insanların çok beğendiği ve aralarında konuştuğu aynen oyunculardan biri. O scouting'i 10 yaşında, 12 yaşında yaparsan bu oyuncuları alabiliyoruz. Çünkü 16 evet yaşında zaten işte Icardi meselesine örneğini vermiştim ya, geçen hafta söylemiştim. 9 yaşında İspanya'ya gidiyor. Zaten çok genç yaşta Liverpool, Manchester United, Barcelona'nın takip ettiği oyuncular. İşte evet biz de biliyoruz. Ben size başka bir örnek vereyim. Bir kulübümüz 2002 mi, 2001 mi bir uluslararası şampiyonayı izlemeye gidiyorlar. Hatta o daha geç, hatta 2003. Uluslararası bir şampiyonayı izlemeye gidiyorlar ve Messi adında bir oyuncuyu keşfediyorlar. Şimdi Messi adında oyuncu keşfedilmez abi. Zaten biliyorlar. Oradadır, evet. Adam 13 yaşında keşfetmiş. Tielemans da öyle bir oyuncu. O yüzden öyle bu oyuncuları o yaşta 16 yaşında almak zaten. Bak 16 yaşında almakla 26 yaşında almak arasındaki fark, 16 yaşındaki euro almak imkansız. Milyon euro. İmkansız. 26'da bir şekilde alabilirsin, evet, kariyer gidişatına göre. Yani şimdi belki bir ışık belirmiş olabilir ama ya, dediğimiz gibi ama çok kolay bir operasyon. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, konuşmak bile bana çok keyif veriyor. Tabii. Belki izlemekte daha fazla keyif verecek ama. Mesela Dele Ali 17 yaşında alınır mıydı? Dele Ali 16-17 alabilirdi. Çok zor yine ya. MT Dons'tan çıkış yapmıştı. Ama o zaman ve bayağı isteyen takım vardı. Evet. Liverpool'da onlardan biriydi. Evet. Dele Ali de çok zordu. Zor. Şu anki haline bak. Hele İngiltere'den almak imkansız ya o yaşında. Ya bu bir de şey çok olarak. Çok küçük tabii bu arada şeyler var. Daha farklı şimdi, işte Jude Bellingham'ı Dortmund'un gidip alması ama işte çok örnekler genç yaşlar. Ama Dortmund alır. Yani adam Premier Lig ya da Avrupa'nın 5 büyük ligi hedefindeyken, çünkü hı-hı, 10 yaşından beri takip edilen bir oyuncu Tielemans. Yani çok evet erken yaşta keşfedilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Yusuf Demir gibi. Bak örneğini vereyim. Çok daha güzel bir örnek oldu. Yusuf Demir çok genç yaşlardan itibaren Barcelona, Real Madrid ya da işte Premier Lig'in büyük kulüpleri tarafından radarda bulunan oyunculardan birisi. Biri Juventus, ben ekleyeyim. Aynen, evet, İtalyan kulüpleri. Yani bu radardayken o dönemde o oyuncuyu o yaşta Süper Lig'e gelmeye ikna etmek imkansız. Çünkü hedefleri arasında Süper Lig yok. Evet. Yani Türk olmasına rağmen öyle ifade edeyim. O yüzden Tielemans için de o yaşta güzel bir hayal olur. O yüzden önce hayal değil de şöyle görmek lazım. Ben size söyleyeyim. Yok şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi çok isim yazılı çiziliyor ya şu an. Yaklaşık bir şu ana kadar 25 tane isim benim saydım bugün, bu akşam itibariyle. 25 ismin içerisinde mutlaka 2 tane futbolcu var. O bizim başkanın geçen gün A Spor'da söylediği 2 futbolcuya yakınız dedi ya. 2 futbolcu var. Açık bir söyleyeyim. Ama onlardan biri Tielemans değil mi? Ben Tielemans değil diye biliyorum ama son dakika gol de atabilirler. Çünkü gerçekten çok bu transfer işleri çok anında gelişen ve anında dönüşen bir işlem. Bir de karşında Erden Timur diye birisi olduğu zaman çok farklı oturabiliyorsun, çok farklı da konuşabiliyorsun. Ama Galatasaray'ın kaynağı da ihtiyacı var. Yani Galatasaray satması lazım. Sattığı zaman para girmesi lazım ki ona göre yönlendirmesi lazım. Yerinde doldurması lazım aynı şekilde. Tabii ki çünkü sen Sacha Boey'i satacaksın. Nelson'u satacaksın. Kerem'e çok büyük talip var. Sacha Boey'in en son yüzde kaç oranında gitti gözüyle bakmak lazım? Sacha Boey'e %99 diyorum ben. Nelson'a ise şu an için %90'larda diyorum. Yani. Sacha Boey'de herhalde epey üst düzey bir takıma gidiyor. Tabii. Orada bir de Dubois var. Ren istiyor Hamara Traoré'nin yerine. Dubois'e muhtemelen kalacak yani Dubois'da ama Kerem'e çok büyük ilgi var, onu da söyleyeyim. Net gelen teklifler var. Geçen hafta ikinci teklif de geldi. 2 tane teklif var şu an bekleyen, masada bekleyen yerli olarak. Yani yabancı takım olarak ama şunu söyleyeyim. Sacha Boey'da istenilen rakamlara gelme aşamasına son demler olmaya başladı. 20 milyon euroya geçebilir mi? Galatasaray'ın beklentisi o yönde. 20 milyon euroya geçmesi yani 23'ü falan bulmasını bekliyorlar. Çünkü böyle bir oyuncunun hem süper bir performans göstermesi, hem atletik yapısı, hem bu seneki tabii bu da çok büyük gösterge. Bir de ben Sacha Boey'i tebrik ediyorum. Ligin son haftasında kendisinin önüne konulan serbest kalma maddesini imzaladı. Bundan dolayı hem yönetimin elini de rahatlattı hem de Galatasaray'da daha fazla para kazandırarak gidecek gibi gözüküyor. Bir tebriği de gerçekten Nelson'a yapmak istiyorum. Çünkü devre arası Marka'ya çok gitmek istedi, Nelson çok gitmek istedi. Marka'yı tutamadın ama Nelson'u ikna edebildin. Nelson'un karakterinden dolayı ikna edebildin. O karakteri gösterdi ve gösterdiğinde o zaman iki tane kulüp istiyordu. Şu an 6 kulübe çıkmış Nelson için gelen teklifler ki bunlar çok değerli, çok önemli. Kazanılacak para da tabii ki yükseldi. Herhalde o gün gitse 11-12 civarında belki. O gün gelen gitse, en son rakam. O gün gitse pahalı olurdu bence. O gün bizim o gün mü yoksa o gün mü? O zaman gitse, devre arası gitseydi şu an gelen en yüksek teklif 17 milyon euroydu. 17 milyon euro. Bu arada sen Premier Lig'den büyük kulüp derken aslında aklından geçen Arsenal değil mi? Arsenal çok için. Net. Çok net yani. Evet. Çünkü diğerlerinde çok sağ bek ihtiyacı. Bence en çok ilgilenen Ajax ve Arsenal zaten. En çok kimin ihtiyacı var diye bakarsak Kerem için de aynı şey geçerli. Kerem'e de Ajax ilgisi konuşuluyor. Ciddi anlamda bir de futbol yapıları da çok uyuyor Ajax'a. Yani kafanda canlandırabiliyorsun. Ama tabii yerleri doldurmak. Ama Dubois meselesinde ben özellikle Fransız arkadaşlardan duydum. Hem Fransız olması yerli bir oyuncu. Hem de Hamari Traoré çok deneyimli bir oyuncuydu. Ren'de zaten bu sezon 2 maçta izledik Fenerbahçe'ye karşı. O ayrılınca aynı deneyimi taşıyabilecek bir oyuncu istiyorlar. O yüzden ilerleyen dönemlerde oraya da bir teklif gelebilir. Yani tutmak ister tabii ki Galatasaray elbette ama orada bir ilgi olacak gibi duruyor. Tapu Galatasaray'da şu an tapusu. Icardi ile alakalı kulübün beklentisine. Şimdi ben geçen hafta yayında açıklamıştım. Belki sizde olan yayında ya da Yusuf Kenan'ın olan yayınımızda açıklamıştım. Icardi'ye bir Suudi Arabistan ilgisi olduğunu dile getirmiştim ki başkan da direkt bunu doğruladı. Yani aldığımız bilgiler biz direkt zaten yönetimde birebir transfer komitesiyle ilgilenen insanlardan bilgiler alıyoruz. Tabii ki şu an gelen teklif bir Bayern Münih'ten bir teklif olduğu söyleniyor. Gelen teklifin olduğu söyleniyor. Suudi Arabistan'dan çok çılgın bir teklif geldiği söyleniyor. Yani futbolcunun kafası aslında karışmadı. Futbolcunun kafası şu an Galatasaray'da oynamak istiyor. Sadece o maddi olanakların yani futbolcu için rentable olabilmesi için bir ortam konuluyor. Burada Vandana'nın da biraz etkisi oluyor. Çünkü o paylaşımları ve futbolcuyu daha fazla para alabilirsin. Sen bu sene Galatasaray'dan 750 bin euro para aldın. İşte senin alacağın para 8-9 milyon euro bandında. Vandana'ya Suudi Arabistan opsiyonuna nasıl bakıyor acaba? Şimdi Suudi Arabistan girip 20 milyon 30 milyon euro verirse Van'dan aradı, sen de bakarsın yani, onu söyleyeyim ben sana. Suudi Arabistan opsiyonlarına şu an sıcak bakabilirim, onu söyleyeyim yani. Bayern Münih de içime doğmuş gibi. Geçen bahsettik ya. Doğru. Kimden teklif gelebilirim? Bayern Münih'ten işte Choupo-Moting ama çok mantıklı şimdi. Geçen hiçbir bilgi olmadan örnek olarak verdik. Evet, Galatasaray için çok büyük bir fırsat. Lakin bu sözleşmesinin son senesinde olması Avrupa'nın büyük kulüpleri için de ayrı bir fırsat. Örnek Napoli. Farz edelim ki Osimhen'i sattı. Bir forvet ihtiyacı doğacak. Bir forvet ihtiyacı doğunca ilk olarak düşüneceği isimlerden birisi de Icardi olabilir. Hem bonservisi, hem form durumu, hem İtalya'da daha önce başarılı olmuş olması, çok büyük etkenler var. Bayern Münih Choupo-Moting'de oynuyor. Kusura bakmasın Choupo-Moting. Yani. Ancak yani Icardi Choupo-Moting yani. Tercih edecek olsa 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle, Bayern için çok makul bir bonservis bedeli. Ücret olarak da Icardi'yi tercih edersin, Choupo-Moting'i tercih etmezsin yani. Şunu söylemem lazım, net bir şekilde dile getireyim. Galatasaray herkesin böyle imkansız dediği bir transferi bitirecek. Onu net bir şekilde dile getireyim. Yani imkansız Galatasaray. Adı geçen oyunculardan biri mi? Ya işte mesela Icardi de imkansız. Hayır, bence yani imkansız değil Icardi. Hayır, değil. Neye göre değil? Bence imkansız değil Icardi. Neye geldik? Bak şöyle. Kiralık olarak geldi. Bir daha kiralayabilirsen kiralarsın. Şöyle düşün. Icardi eğer İstanbul'a gelip ve mutsuz olsaydı imkansız dillendirebilirdik. Burada oyuncunun tercihi de çok önemli. Örnek işte Inter Miami. Adam gitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Daha az paraya. Tamam, sponsorluk anlaşması yapacak o elmalı firmayla. Başka şeyler tamam, okey, ama Suudi Arabistan'da 200 milyon euroyu reddederek gitti. Burada oyuncunun tercihi de çok önemli. Onu unutmayalım. Ben Icardi'yi hiçbir zaman sezon boyunca imkansız demedim. Eğer o haricinde başka bir şey konuşursak tamam, ama Icardi imkansız olarak bakmıyorum. Ben o zaman söyleyeyim. Benim için imkansız bir transferdi. Hatta ben öyle diyordum ki benim konuştuğum yöneticiler de bunu dile getiriyor. Çok zor bir transfer. Gerçekten çok zorlanacağımız bir transfer. Icardi için. Icardi'de bir sıkıntımız yok. Icardi ile her şey konuştuğumuz gibi ilerliyor. Ve Icardi'nin bize olan ilgisi bizim ona olan ilgimizden daha fazla olduğunu görebiliyoruz şeklinde açıklamalar yaptılar. Ama tabii ki bu işin bir Paris Saint-Germain ayağı var. Orada da bir sıkıntı olmaz. Ama bir de kafasını değiştirebilecek, kafasını bulandırabilecek teklifler de var. Ama tabii ki Galatasaray bu transferi de bitirmek istiyor. Çünkü Galatasaray bu transferi bir başarı olarak görmek istiyor. Gerçekten de büyük başarı olur, çünkü bu kadar çok futbolcunun kimyasının tuttuğu bir futbolcu ben görmedim. Takımla kimyası tutan, taraftarla kimyası tutan bir futbolcu görmedim. Sen de uzun zamandan beri Galatasaray camiası yakından biliyorsun. Ben de uzun zamandan beri buradayım. Bu kadar çok taraftarın bağrına bastığı, taraftarla iççi olan ve taraftarın uzun zamandan sonra ilk defa böyle bir golcüyü bulduk dediği ender oyunculardan bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda yani bu performans olarak Icardi çok açtı yani. Drogba'yı da açtı. O zaman Gomis performans olarak Icardi'den daha iyiydi mantıken. Yok. Yok şimdi. Hayır, gol sayısına bakarsın. Gol sayısı ayrı da. Elma Larmut'u karıştırdı. Her şeyiyle. Yok, hayır. İki saniye oyuncu değil onun. O zaman Drogba ile Icardi'yi de karıştırdı. Ben şöyle söyleyeyim. Gomis için bu seneki performansının 80 plus diyeyim yani 80+. 80. dakika ve sonrası performansı. Ya adam 36 yaşında yani. Yani ama 80-10-20 dakikalık oynayacağız. İlk komisyonu bu sene değil. İlk komisyonu bile ben düşünmüyorum. Gol kralı oldu. Yok. Abi yani çok hızlı edilir yani. Çok çabuk harcadınız Gomis'i. Aynı oyuncu değil. Icardi Gomis'ten çok daha yetenekli bir oyuncu. Bunun tartışmasını hiç yapmıyorum ama performansa eğer ve orada da aynı şarkılar söyleniyordu. Evet. O sene olsan bari diye Galatasaray taraftarınca aynı şekilde aynı şey vardı. Şarkılar nasıl kesildi biliyor musun sen? Ya o önemli değil. O kesilmesi bir şey değil. Eşit sahanın içerisinde sezon bu kadar çok taraftarıyla bütünleşen bir oyuncu ben görmedim uzundan beri. Açık öyle söyleyeyim. Bir şey demiyorum. Yani ama Galatasaray'ı yani yakından takip eden bir oyuncu olarak Galatasaray yönetimi Icardi'yi bitirmek istiyor. Açık ve net bunu söylüyorlar. Ama ben yine de aynı oranlardayım. Ben geçen hafta da bir sosyal medyamda bir paylaşım yaptım. Tepki de gördüm ama söyleyecek bir şey yok. %25 dedim ben. Şu an hala oranlarda, aynı oranlarda devam ettiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunu yaptığı takdirde... %99'lar duydum ya Icardi konusunda. İşte, %99 olsaydı ertesi gün... Icardi ile ilgili birazdan bir kulüp daha açıklayacağım. Geçen hafta Bayern Münih tahmininde bulundum. Ama Chelsea'ye de neden olmasın. Şunu da söyleyeyim, eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyorsa, ki çok istiyor, ve Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıkmak istiyorsa, çok istiyor, takımın hepsini... transferleri bitirip kamp yapmak isteyen bir Galatasaray var. Bunu dün Metin Öztürk Başkan'la sohbet toplantımızda da yayında da oturduk konuştuk. Bunu dile getirdi. Eğer Galatasaray bunu yaparsa o zaman Galatasaray'dan herkes korkması lazım. Avrupa pazarında biraz bence Icardi'nin durumunu belirleyecek olan iki futbolcu var. Eğer Avrupa'da kalmak istiyorsan. Biri Osimhen, diğeri Harry Kane. Evet, ama ben Chelsea'ye, ben 9 numara olsam, yani bir forvet olsam, son 15 yılına bakarsam Chelsea'ye şimdi gitmem. Herkes Harry Kane'in, Osimhen'in peşinde olduğu hepsi, için Timo Werner, ikisini Lukaku, alamayan yani. Icardi'ye yönelebilirim. Şimdi Manchester United'ın da adı geçiyordu Icardi'de. Ben öyle haberler okumuştum. Yani çok makul yani baktığın zaman. Tabii. Manchester United'e gitmesi. Ama herkes Osimhen ve Harry Kane'in peşinde olduğu için ilk önce onların nereye gittiğinin biraz belirlenmesi gerekiyor. Sezonu Weghorst'la bitirdi, hatırladım. Yani Manchester United bir maçta 6 numarada oynadı, biliyor musun? Evet, evet. Bir kıyas yaptığımız takdirde adam, hani Icardi çok daha kariyerli bir oyuncu. Hayri Beşer, Icardi'yi tutmak Galatasaray'a ne kazandırır, tutamamak ne kaybettirir? Yani telafisi olabilir mi? Hayır, sana bir dipnot vereyim mi? Ver. Komisi tutmadın, 50 milyon euro'ya bağlı oldu. Çok top net, sende. Çok net. 500 bin euro için. Evet, ama orada da o hatalıydı. Ya Icardi'yi bence Galatasaray yönetimi tutamaz. Icardi'yi Galatasaray sevgisi, daha doğrusu Galatasaray taraftarı tutar. Böyle bir şey yaşadığını tahmin etmiyorum daha önce. Çok fazla hissettirdiler ona. Dolayısıyla giderse de bir tarafı burada kalacak, böyle fazlasıyla kalacak. Icardi'nin tercihlerdeki önceliği bence belirleyecek. Hani işte kariyeri için daha önemli bir kulübe gidebilir mi? Pekala gidebilir. İşte burada Bayern Münih alternatifi konuşuluyor. Başka Premier Lig'den ya da Serie A'dan, aynı şekilde La Liga'dan konuşulabilecek, Barcelona dahil bence birçok alternatif olabilir. Orada bir problem yok ama Icardi için yani bu kulüplerde oynamak ne kadar önemli? Mutlaka önemli de ne kadar önemli olduğu da belirleyici olacak. Çünkü Icardi kariyer yapmış bir oyuncu. Yani kariyer yapacak bir oyuncu değil. Bu avantaj olabilir. Ben bunları yaşadım derse, hı-hı, ve burada yaşadığı şeyin çok çok farklı olduğunu öncelerse, ki farkındadır. Farkındadır. O zaman kalabilir. Hani önüne konulacak maddiyat yani çok baştan çıkarıcı olabilir. Suudi Arabistan tercihini söylüyorum. Oradan gelecek bir tercih. Yani ona karşı nasıl duracağı ya da durabileceği de önemli. Ama hani romantizm ağır başlarsa Kerem, yani Victor Hugo'yu fazla okumuşsa Icardi, o zaman belki burada tutabiliriz diye düşünüyorum. Ya Icardi'yi tutmak, önümüzdeki sezonda şampiyonluğa talip olmak, güçlü bir şekilde, onun ötesinde Şampiyonlar Ligi'nde de iddiasını Galatasaray'ın ortaya koyması anlamına gelir. Çünkü Icardi'yi çekip aldığınız zaman hani Galatasaray'ın gol meselesi bir anda vasatlaşır. Yani Galatasaray o zaman macera arar diyelim yani sonuçta. Macera aramanın ötesinde yani alternatif kim? Gomis. Gerçekten büyük golcü Gomis. Hani az önce tartışıldı ya. Artık o da bir alternatif değil. Yok bu arada. Değil, o da ayrıldı. Değil. Alternatif şu an Mustafa Muhammed gibi görünüyor. Olmaz. Yani Icardi'den sonra oraya gidemezsin. Gomis'e yaşından dolayı oraya gidemez. Evet, evet. Mustafa Muhammed opsiyon değil tabii ki. Kıyas kabul edecek. Evet, evet, değil de. Mustafa Muhammed'in Galatasaray'da bir geleceği olacağını düşünmüyorum. Ama orada bir şer düşeyim. Bugün Umut Nayır'la güzel bir çekim yaptık. D1 Üçgen'de izlersiniz milli takım sonrasında. Umut'la da Okan Hoca'yı konuştuk. Hani spoiler vermiş olmayayım ama forvet konusundaki yeteneklerinden Umut da bahsetti. Yani forveti geliştirme mesela. Crivelli'ye adam o kadar gol attırdı. Okan Buruk'tan bahsediyorum. Doğru. Şenol Güneş ve Okan Buruk forvet konusunda Türkiye'de bence en iyi teknik direktörler. Şenol Güneş ve Okan Buruk gerçekten forvetin ön plana çıkmasında. O yüzden Mustafa Muhammed tabii ki Icardi'nin ikamesi olamaz. Ancak Icardi'nin alternatifi, yani 2. numara, 3. numara forvet olarak bence Galatasaray'da değerlendirilebilir. Ha, hiç istemiyorsa burada kalmak ya da Galatasaray hiç istemiyorsa onu bilemem ama Okan Hoca onu ciddi anlamda iyi bir seviyeye de getirebilir. Ben buna inanıyorum. Ama kamp açıkçası geçirdi. Şimdi Okan Hoca ile kamp geçiren bir Mustafa Muhammed var. O kamptan da gidişindeki o görüntüyü de ben birebir şahidim. Avusturya kampında. Ben oradaki enerjiyi şöyle okudum. Yani gitti, biz rahatladık. Ha, o da ve ağladı. Ağlamasında timsah gözyaşlarını söyleyen insanlar oldu. Ya bir Avrupa havası almak istedi, aldı işte, geri dönüyor yani. İşte Avrupa havası çok değildi o yani, biz değerlendirmeyeceğiz, nereye gidersen yani git denilen bir Mustafa Muhammed profili izlerim ben o zaman. Bir sezon önce Toulouse'a mı gidiyordu? Bordo'ya gidiyordu. Toulouse istiyordu. Bordo'ya gidiyordu. Ya Bordo'ya gidiyordu, bileti falan vardı herhalde, geri dönmüştü öyle hatırlıyorum yani. İlla gidecekti o Fransa'ya zaten. gitti ama şu an itibariyle tutunamadı gibi. Ben de katılıyorum yani. Hani Icardi demiyoruz tabii ki. İlk 11 için söylemiyoruz bunu doğrudan ilk 11 muadili olarak. Ama rotasyon oyuncusu olarak Mustafa Muhammed bence de kıymetsiz bir oyuncu değil. O bölgede yani o rotasyonda değerlendirilebilir. O bölgede kim gelirse gelsin, eğer Icardi olmayacaksa, Icardi varsa biz Icardi'nin hala konserlerini izleyeceğiz her hafta. Ya o şarkılarıyla beraber bütünleşecek. Ama kim olsa olsun Icardi'nin gölgesinde kalacak. Ya orası tam Mustafa Muhammed için aynı şeyi söylüyoruz ama Mustafa, sonuçta Galatasaray bir santraforla sezona başlamayacak. 2 ve 3. santraforları da herhalde olacak bu kulübün. Geçtiğimiz sezon Seferovic'te başladınız. Gomis'te başladınız. Zanyola yani. Var, Barış Alper Yılmaz var. Mustafa Muhammed kendisinden bizim beklediğimiz gelişimi ortaya koyamadı. Koyamadı mı? Evet. Yoksa Mustafa Muhammed uluslararası nitelikte golcü olabilecek abi özelliklere sahip. Çok kötü oynuyordu. Bir de şey yapamadı Mustafa Muhammed. Yani şimdi ben burada çok fazla izah edemiyorum ama biraz İstanbul'a çok fazla daldı. Evet. Yani onu ben çok burada zikretmek istemiyorum. Özel hayatıyla ilgili sorunlar İstanbul'a çok fazla dalması, İstanbul'un renkli böyle ışıltılı hayatına çok çabuk adapte olması gidişini biraz hızlandırdı. Daha sakin olan Fransa'ya gitti. Yani evet Seyran Tepe'ye biraz yani daha fazla Seyran Tepe'de çok enteresan yani özel hayatı konusunda hiç daha öncesinde çok tartışılmayan bir oyuncuydu. Tam tersi Icardi özel hayatı konusunda endişe transferiydi. O da geldi burada mükemmel performans sergiledi. Icardi'nin kariyerine bir Milan yakışmaz mı? Mısır deri bir anda gelmişti. Yani eşi de asla hatırlatırım. Yani eşi de bir anda uçakla fır diye 2 saat sonra 3 saat sonra Türkiye'ye gelmişiz. Neler oluyor burada yani, diye. Ya tamam konudan bağımsız değil aslında. Icardi'nin kariyerini şöyle düşündüğümüz zaman Icardi yarın öbür gün Milan'da görsek böyle tam Icardi'ye yakışır bir tercih olur der miyiz? Yani Inter taraftarını bayağı üzer. Üzmeyi seviyor. Bakalım üzmeyi mi daha çok seviyor, sevindirmeyi mi göreceğiz. Ama Inter'deyken bile Galatasaray'daki şu bir sezonuna kadar sevilmemişti. Orada da çok tartışılıyordu. Ya ben çok güzel bir şey söyleyeyim. Orada kaptan oldu. Sonra yine, yaşadığı problemlerden dolayı kaptanlığı alındı. Taraftarlar kaptan istemediler. Arkadaşlar Galatasaray seyircisini sevdiği kadar ne hiçbir takım çok sevdi, ne Van Danara sevdi, ne annesi babası sevdi. Galatasaray taraftarları kadar kimse Galatasaray taraftarları kadar hiç kimse Icardi'yi bu kadar çok sevmedi. Ya Galatasaray taraftarı çok sevdi de Van Danara ne kadar sevdi onu bilmiyoruz yani. O onun özel hayatı. Muhtemelen çocukları var sonuçta. Çok sevmiştir muhtemelen de. Güzel slogan. Onu tebrik ederim. Güzel. Ama nihayetinde Icardi meselesini şöyle özetlemek gerekiyor. Başka bir Icardi yok. Yani var tabii ki. Harry Kane'i alabilirsin. Hani o seviyelerde alabileceğin... Lewandowski'yi, Benzema'yı alabilirsin ama bu adamların gelmeyeceğini bildiğimiz için Icardi gibi o yetenekte ama orada mutsuz, buraya gelme ihtimaline açık kapı bırakan forvet oyuncusu sayısı çok az. Bu yaşta hele hiç yok. Evet bu yaşta özel. 29 yaşına geldi adam yani. Evet. Bir de şey atladık bak arkadaşlar şu da var yani şimdi Icardi'yi biz geri gelmez özel hayatıyla çok ön plana çıktı. Niye oynamadı, niye gol atamadı herkes böyle... Tedirgin yaklaştı yani bir biliyorsun Paris Saint-Germain macerası çok da parlak geçmemişti. Tekrar kabuklarından sıyrılması lazımdı. Burada ben Okan Buruk'u gerçekten alkışlıyorum. Hem Okan Buruk'un oyuncunun kişisel gelişiminde kendisini bulmasında çok büyük artı katma değer kattığını düşünüyorum. Aynı zamanda Erden Timur'un da futbolcuyu özellikle hem dış koruma kalkanının altına alması, futbolcuyla birebir ilgilenmesi ya futbolcu mesela şu oluyordu, uçakta birileri yanına geliyor, fotoğraf çektiriyordu, arıyordu, Erden diyordu. Ondan sonra çok fazla yanıma geliyorlar, biraz bana mesafe bırakmaları lazım. Bunu bile yapabiliyorlardı. O yüzden Icardi gerçekten özel bir oyuncuydu. Özel olduğunu da Galatasaray ona hissettirdi burada. Fenerbahçe'yle devam edeceğiz. Hiçbir zaman kipiyle konuşma ya, özel bir oyuncu diye. Hala özel bir oyuncu. Ama şu an zaten Galatasaray'ın oyuncusu değil o yüzden. Evet. Geldiği zaman oyuncusu değil. Serhan abi umudu bayağı kesmiş gibi. Yok umudu kesmiyor. Galatasaray'ın çıkış haritası kesinlikle Icardi'den geçiyor. Yüzde kaç veriyorsun? %25 benim için hala. İyi, imkansız dedin ama bir ara. %25 bayağı bir imkansız. Fena değil %25. Yani ben %10 bekledim. 5-10 falan bekledim. Yani benim konuştuğum yönetici %50'den biraz az demişti bana. Onun Icardi'nin o bonservisinin alınması mevzusunu tekrar alabilir miyiz dendiğinde %50'den az demişti. Ben de o %50'yi aldım, çevirdim. Araştırma yaptım. Paris Saint-Germain tarafına sordum. %25'e geldi. Olursa bir anda %100'e çıkartırız yani. Fenerbahçe'ye devam edelim. Oranları bir kenara bırakıp Süper Lig'de Sarı Lacivertliler 80 puanla sezonu 2. sırada tamamladı. Ama attığı 87 golle de ligin en skorer ekibi olmayı başardı. Haberimizi izleyelim. Fenerbahçe bir gol kralı çıkardı. Sezonun en çok skor üreten takım oldu ama istediği şampiyonluğa ulaşamadı Sarı Lacivertliler. Yine de sezonu kupayla kapatma ihtimali de Fenerbahçe'nin mevcut. Medipol Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası finalinde pazar günü Sarı Lacivertliler karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin skorer kimliğinin yüksek olduğu bir akşam mı bekliyorsun Yusuf Kenan? Yoksa acaba bir kupa finali olması sebebiyle tarafların daha temkinli bir başlangıcı sonrası şekillenecek bir mücadele mi? Fenerbahçe'nin ben temkinli oynayacağını düşünmüyorum açıkçası. Birçok oyuncu için de zaten son maçları olacak. O yüzden öyle bir temkinli bir yapı beklemiyorum. Jesus meselesi hani kafamda tabii dolaşıyor. Çünkü tabii ki artık gitmesi kesinleşti gibi görünüyor. Arabistan'a mı gidiyor acaba? Yani gittiği yerde mutlu olsun, o kadar söyleyeyim. Suudi Arabistan milli takımı. Evet var. Öyle 10 milyon euro civarında bir şeyden bahsediliyor. Hiç önemli değil yani parası, helali hoş olsun ama umarım hani orada daha mutlu olur. Burada demek ki bir mutsuzluğu vardı. Valencia için de. Onu da ben söyledim. Valencia için de aynı şey geçerli. 4-3-4 haftadır internasyonelin ilgilendiğini zaten söylüyorduk. Orada da bir anlaşmaya varılmış. Ben çok temkinli bir mücadele beklemiyorum Fenerbahçe açısından. Ama Başakşehir bu karşılaşmaları, hedef maçlarını gayet iyi oynuyor. Onu da söyleyelim. Orada bir sıkıntı olabilir. Yani kolay bir maç değil ben. Hani böyle tabii ki kupa finali kesin alması gerekiyor tarzında bir şeyler söylemeyeceğim. Kolay bir mücadele beklemiyorum. Atılan goller, evet, gol kralı çıkartmak çok iyi bir şey. Uzun zamandır da gol kralı çıkartmamıştı Fenerbahçe. Bayağı oldu. Alex'ten beri. Alex'ten beri. O da bayağı atmıştı. Ama yani attığınız goller kadar yediğiniz gollerle alakalı muhasebeyi yapmanız lazım. Ben 2-3 haftadır yediği goller yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı demiştim. Çünkü son 5-6 sezonun özeti Fenerbahçe çok kolay gol yiyen, çok zor gol atan bir takım kimliğindeydi. Yani pozisyon buluyor ama golcüsü, gol ayakları biraz suskundu. Getirdiği oyuncular istediği gibi olmadı. Birçok forvet denedi Fenerbahçe. Yani sayabiliriz. Yani Papi Siseler, Reyler, Samattalar, Vedat Muriç haricinde o dönemde tutan bir tane forvet oyuncusu yok açıkçası. Valencia'da bir forvet değil aslında. Bir kanat forvet oyuncusu. Tam bir 9 numara demek çok mümkün değil. Jesus'un sisteminde Jesus çok sisteminde, uydu. Evet, Batshuayi için de olumlu Jesus'un sistemi. Valencia için de. Yani yarın öbür gün bir teknik direktör gelir, Batshuayi'yi de merkezde tek başına değerlendirirse Beşiktaş dönemindeki eleştirilerin benzerlerini yapma ihtimalimiz yüksek. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Ama işte yediğiniz gollerle alakalı. İşte bu sistemin bir de savunma tarafı var. Hücum tarafında ne kadar uygunsa bu sistem savunma tarafındaki oyuncular için de pek de uygun görünmedi. Oradaki sıkıntı şampiyonluktan etti Fenerbahçe'yi. Bu doğrultuda hani tabii çok bilinmez var. Teknik direktör kim olacak bir? Şu an transfer yapılıyor. Yani transferler yapılıyor. Oyuncularla görüşülüyor. Hangi akıl bu transferleri yapıyor? Bu ikinci bir konu. Üçüncü konu yönetimsel olarak Ali Bey yani hazırız dedi, biz isterseniz kongreye gidebiliriz dedi ama tüzük gereği belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda yeni yönetim ancak Ağustos başında başlayabilir. Hatta Eylül'e doğru başlayabiliyor. O yüzden ben çok mümkün görmüyorum. Her ne kadar seçim yapılması gerektiğini savunsam da. Seneye zaten seçim var. Yani birçok bilinmez var ve artı geçtiğimiz hafta sanırım konuşmuştuk. Osayi Samuel, Miguel Crespo, Mia Zayt, Ener Valencia gibi birçok oyuncunun, Arda Güler'i de buraya katabiliriz. Ona da muhtemelen teklifler gelecektir. Geleceği Fenerbahçe açısından belirgin değil. Ben Arda'nın da gitme ihtimalinin sezon başına göre daha yüksek olduğu kanısındayım. O yüzden Fenerbahçe açısından evet, kupa önemli ama hızlıca bazı şeylerin de oturması gerekiyor. Çünkü 12 Haziran bazı şeylere, yani yeni sezon planlamasına başlamak için çok erken bir tarih değil. Hayri Beşer, Fenerbahçe'nin kupayı kazanma, taraftarını mutlu etme ihtimalini nasıl görüyorsun? Yani kupayı kazanması Fenerbahçe'nin taraftarını teselli eder. Kafi derecede mutlu eder diyemem. Çünkü beklenti şampiyonluktu. Hatta Beşiktaş işte son haftada Konyaspor'la berabere kalmasa o ikincilik de gidecekti. Şimdi tabii Jesus'un gidecek olması, bazı oyuncuların ayrılma durumu belki konsantrasyon açısından Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilir. Kaldı ki karşısındaki rakip de hani kupa özelinde, final özelinde düşündüğüm zaman Fenerbahçe'ye pek keyifli gelebilecek bir rakip değil. Yani Başakşehir bu maçları oynama tecrübesi olan ve ciddi stratejiyle de oynayan ve rakibi de kilitleyebilecek nitelikte bir takım. Kadrosundaki oyuncular ziyadesiyle tecrübeli. İşin o tarafı dikkat çekici ama Fenerbahçe'de hani gol üretkenliği zaten yüksek. Baktığımız zaman son yılların en golcü sezonunu geride bıraktı. Yusuf Kenan'ın söylediğine ben de aynen katılıyorum ve vurgulamaya çalıştığım bir husustur. Fenerbahçe savunmadan dolayı bu sezon şampiyonluğu kaybetti. Yani bu kadar gol atabildiğiniz, hakikaten nokta santfora sahip olamadığınız halde Jesus'u bu anlamda ben tebrik ediyorum. Hocadan yani, dolayı değil mi yani? Şimdi şöyle, nokta santfora sahip olamadığı halde Fenerbahçe çok gol üretti. Hani Batshuayi bir gol makinası değil. Valencia'da bir gol makinası değildi. Ama attılar. Hele Valencia kariyerinin bence en iyi sezonunu geride bıraktı. Bundan sonra böyle bir sezon yaşama ihtimali olduğu konusunda 18 abi. En çok gol attığı sezon. Yoktur. 20'ye çıkamamıştır. Çıkamamış. Doğru. Çıkamaz da. Çok kolay bir şey değil. Ha, çıkabilir de bu rakamlara çıkması çok kolay değil. Yani işin o tarafı çok net gözüküyor. Fenerbahçe savunmadan dolayı kaybetti. Kaleciyi de belki kısmen ya da daha fazlasıyla buna dahil edebiliriz. Bu maçta Fenerbahçe'nin yine gol üretkenliğinin yukarılarda olması lazım Kerem. Evet. Yani Fenerbahçe'nin savunması kupayı Fenerbahçe'ye getirmez. Fenerbahçe muhtemel ki kalesinde gol görür. Artı işin penaltılar kısmı da düşünülmeli. Orada da Fenerbahçe ne kadar rahat olabilir emin değilim. Ortada görüyorum. Yani kupayı ortada görüyorum. Ama Fenerbahçe kupayı alamaz da diyemiyorum. Yine de her şeye rağmen Fenerbahçe çok ciddi bir istek, çok ciddi bir performans ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Eğer Jesus'la yollar ayrılırsa, ki sanki birliktelik devam etmeyecek gibi görünüyor, Portekizli hocanın özlenme ihtimali var mı burada? Ya ilk yarıdaki Jesus çok özlenirdi de tahmin etmiyorum. Yani evet, var. Hani muhteşem gidiyordu Jesus Fenerbahçe birlikteliği. Hatta Fenerbahçeli olmayanlar da Jesus'a büyük saygı duyuyorlardı. Hatta bu saygıyı bir adım ötede hayranlığa da tevdi edebiliriz. Çünkü rotasyonlu kadrolarla aynı oyunu oynatabilmek çok geldiğimiz bir şey değildi. Yani kadrolar değişiyor, 11'ler değişiyor, oyuncular değişiyor. Oyun içerisinde değişiklikler çok oluyor ama Fenerbahçe'den benzer üretkenliğe dayalı, çok gol sayısına dayalı o performansı görüyorduk. Bu bence Jesus'u hakikaten özel bir yere koymuştu. Ama Jesus o elde etmiş olduğu kariyeri ve Fenerbahçe birlikteliğini özel kılan o niteliğini aldı, şöyle kenara attı. Devam edeceğiz. Jesus'la ilgili özlemi söyleyeyim çünkü. Çok yani kısa. Sezonun ilk bölümündeki Jesus'u Fenerbahçeliler, ikinci bölümündekileri de rakipleri özler. Bir de kimi özler biliyor musun? Güzel. Bir de kimi özler? Galatasaraylılar özler Jesus'u. İşte söyledim, rakipler dedi. Galatasaraylılar. Sadece Galatasaraylılar. Bir küçük araya gideceğiz. Dönüşte konuşuruz üstüne. Az sonra beraberiz. Futbol Meydanı devam edecek. Futbol Meydanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin gündemiyle alakalı konuşuyorduk ki sarı lacivertleri bekleyen bir Medipol Başakşehir karşılaşması var. Başakşehir çok iyi bir sezon geçirmedi belki ama son haftalarda biraz daha zor kaybeden bir takım hüviyetine büründü Emre Belezoğlu'nun ekibi. Evet. Fenerbahçe'ye ne kadar problem çıkarabilir Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir'in bu sezon çok dalgalı oldu. Yani hani böyle inişlerin çıkışların sık yaşandığı bir sezon oldu. Başlangıçta iyi olduğu dönem vardı. Sonra Avrupa macerasından sonra çok kötü olduğu bir dönem vardı. Hiç kazanamadığı. Böyle üst üste 3-4 maçı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra tekrar kazandı vesaire. Çok dalgalı bir süreç yaşadılar. Burada tabii ikinci devre özellikle bence Başakşehir'deki düşüş Yusuf Endiaşimiye'nin takımdan ayrılığıydı. Savunmada çok bocaladılar. Son haftalara doğru işte o savunmada Tuğba ve Duarte'nin performansının biraz artması orayı da bir toparlamış oldu. Fenerbahçe çok sıkıntı çıkarabilecek oyuncu sayısı fazla. Yani böyle 1-2 oyuncuyla oynamıyor oyunu. Çok fazla var. Kanat oyuncuları olsun, merkezde olsun. Hem fiziksel olarak cevap verebilir Fenerbahçe hem tempo açısından cevap verebilir. Fenerbahçe biraz karşıdaki takımdan tempo yediğinde, karşı tempo gördüğünde sıkıntı yaşayabiliyor. Bazen ona eşlik edemiyor ya da cevap veremiyor. Burada başa baş bir mücadele olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'yi bu finalde favori görmüyorum açıkçası. Başakşehir'e de kesinlikle kupaya yakın diyemem. Ben ortada olan bir mücadele. Bazen evet kupanın, finallerin bence zaten favorisi olmaz ama bazı finaller vardır ki hani dersiniz bir takım daha kolay eşleşmelerden geldiği için öteki daha rahat kazanır gözüyle bakılır. Bir son dakika gelişmemiz var. Basketbol Ligi yarı final 5. maçında Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi. Bu sonuçla birlikte de Anadolu Efes yarı finale yükselen ilk takım oldu. Sevgili seyirciler, bu bilgiyi de paylaşalım. Futboldan sonra basketbolda da 3-1. 3-1. Dördüncü maç. Tam dördüncü maçtı. 3-1 oldu seri. Evet. Futboldan sonra basketbolda da bir hayal kırıklığı olmuş oldu bu sezon ama onu... Bu İtudis'e yazar tamamen. Tamam ikinci, evet. Yani bir önceki maç hakemle ilgili sorun vardı da bu maçla ilgili net söylüyorum yani. Yani burada ama Fenerbahçe'nin öyle ya da böyle psikolojik olarak en azından ligi kaybetmenin de etkisiyle maça motivasyonu çok daha farklı olur. Neden? Bazı futbolcular evet son maçı ama bazıları Fenerbahçe'de kalacak mı gidecek mi sorusunun da yanıtını verecek saha içerisinde. Çünkü çok tartışmaya gebe bir sezon oldu. Burada birçok oyuncu tartışıldı, birçok oyuncu maç içerisinde tepkiler gördü, yaşadı. Fenerbahçe'yle sözleşmesinin devam etmesi onların burada kalacağı anlamında taşımaz. Öyle bir garantileri de yok hiçbirinin. Sahaya çıkıp Fenerbahçe taraftarına bir şeyin karşılığını vermek zorundalar. Burada isim bahsetmiyorum. Yani bir kişiye hedef göstermek açısından söylemiyorum ama akıllara gelebiliyor o isimler en azından. Fenerbahçe ile ilgili katılıyorum. Hatta çok aylar önce ara transfer döneminde de aynı şeyi söylemiştim. Santrafor konuşuluyordu. Fenerbahçe niye santrafor arıyor ki demiştim. Stoper aramalı Fenerbahçe yorumunda bulunmuştum. Ki aradı ve bulduğu stoper Samet Erkaydın olmuştu. Yani bence çok daha uzun vadeli bir arayış olsaydı farklı bir profil, farklı bir oyuncu, daha net bir oyuncuya gidilebilirdi en azından. Çünkü Samet de yani hani maliyet açısından baktığım zaman az buz bir maliyete gelmedi. Yarım sezonluk sözleşmesi kalan bir oyuncu olarak neredeyse 4 milyon euroya transfer edildi. Fenerbahçe bence orada bir hata yaptı ve sezonun ikinci yarısındaki büyük bölümdeki kaybı savunmadan yaşadı zaten. Neden? Galatasaray'dan 4 gol fazla atıyorsunuz ama 15 gol fazla yiyorsunuz. Ve sezon bitti artık. Ligin en az gol yiyen 5. takımı. Yani önünde 4 kulüp var. 4 tane rakip var önünde. Bu fark da zaten Fenerbahçe'nin 1 değil 2'de olmasının başlıca nedeniydi. Serhan Türk, Ziraat Türkiye Kupası finali biz futbol severlere neler getirebilir? Son tango. Gerçekten son tango. Fenerbahçe için son tango. Başakşehir için tabii ki bir seyirci baskısı yok ama onlar için de önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Özellikle Emre Belezoğlu yönetiminde son yapacakları olan karşılaşmada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Zaten Ziraat Türkiye Kupası'nın son 5 yılına baktığımızda İbrahim daha da fazla yukarılara çıkıyor. Bu anlamda herkes Ziraat Türkiye Kupası'nı almak için ekstra bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda tabii ki herkesin favorisi Fenerbahçe gibi gözükse bile. Çünkü Fenerbahçe'nin artık kaybedecek çok şey var. Yani hiçbir şey yok diye bir şey yok artık. Kaybedeceği çok şey var. Çünkü ligde gerçekten başarısız bir sezon. Sonrasında ligde başarısız bir sezondan sonra sadece kupaya elini tutması, o kupayı çekmesi, kendine doğru çekmesi önemli faktör haline geldi. Bakalım çekebilecek mi? Çünkü bu sene Ziraat Türkiye Kupası bir anlamda daha da zor hale geldi. Hem Fenerbahçe seyircisinin takıma desteğinin önümüzdeki senede nasıl başlayacağının göstergesi olacağını, hem bu senenin temelli hayal kırıklığı mı yaşayacak Fenerbahçe yoksa Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla beraber bir nebze olsun rahatlayacak mı anlamında bize gösterge olacak. Şunu söylemek lazım. Sezon başına başladığımızda herkes, ben de dahil olmak üzere, Fenerbahçe hocasını bulduk dedik. Jorge Jesus Fenerbahçe'yi şampiyon yapar dedik. Ama yanıldığımız şeyler de vardı. Çünkü yanıldığımız şeyler Jorge Jesus'un lige adapte olamaması, futbolcuların üstündeki enerjisini ya da futbolcuların üstündeki gösterecek olan disiplinini biraz sert göstermesiyle beraber orada bir bağın kopmuş olmasıyla beraber Kaybedilen puanlar ve müsait 11 terimini ilk defa biz Jorge Jesus'ta gördük ama daha sonrasında muhtemel 11'ine ve ondan sonra ideal 11'ine devşirmesini de gördük. Tabii ki Fenerbahçe'nin de çok kazanılmalı oldu. Bu bağlamda Ferdi'nin kazanılması, tekrar üstüne koyup da muhteşem işler yapması, Arda'yı istenilen seviyeye getirmiş olması ama Arda'da da şöyle bir durum oldu. Sezon başından beri çok fazla forma şansı bulamayan Arda son haftalardaki görmüş olduğu forma şansıyla beraber ağzımızı açık bir şekilde Arda'yı izlememize sebep oldu. Ben tekrardan maşallah diyorum. Hocanın çok kaybettiği oyuncular var. Çok kazandığı oyuncular yok. Kaybettiği oyuncular daha fazla olarak görebiliyoruz. O açıdan 90 dakika boyunca full baskı yapabilecek ve kazanmak için her şeyini verebilecek bir Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Bence zor bir karşılaşma bizi bekliyor. En azından ben şöyle düşünüyorum, uzatmalara gidebilecek bir karşılaşma. Çünkü iki takım da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Tabii ki seyirci baskısı olmayan Başakşehir'in biraz kupayı kaldırmak istemesi, yani kendileri futbolcuların daha kendini ön plana çıkarmasıyla beraber bize örnek gösterecek. Ama diğer tarafta Fenerbahçe en önümüzdeki sene seyircisinin yanında alabilecek mi? Onun da göstergesi olacak. Bu bağlamda bence Ali Koç ve yönetiminde son sınavı olarak görebiliyorum ben. Bu arada Başakşehir açısından da bir motivasyonu var bu maçın. Kupayı kazanamazsalar Avrupa'ya gidiyorlar. Adana Demirspor gidiyor Fenerbahçe kazanırsa. Yani teselli konu kelimesi en doğru kelime. Ben teselli olarak çok da görmüyorum hatta. Yani 9 senelik bir periyotta ilk defa bir kupa kazanmış olacak. Bu tabii kupa kazanmak, her türlü kupa değerli. Türkiye Kupası da oldukça değerli ve kazanmak da önemli. Bu tarihte sonuçta satırda Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe yazacak. Ama Fenerbahçe sezon değerlendirmesini kupanın kazanılması ya da kaybedilmesine göre yapacak mı? Yani ben Fenerbahçe camiasının böyle yapacağını düşünmüyorum. Kupa kazanılması bir şeyleri pozitife doğru götürmeyecek. Yani elbet bir sevinç olur kazanıldığı için. Kaybedilirse öfke biraz daha büyüyebilir, ona katılırım. Ancak hali hazırda belli bir öfke var Fenerbahçe'nin sportif yönetimine göre. Ve bu öfkenin ben haklı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi yönetim nasıl değerlendiriyor bilmiyorum. Yapılan açıklamayı da ben yani bir kez daha söyleyeyim. Yani rica ediyorum. Bu kadar uzun açıklamalara gerek yok. Yani iletişim 4-5 sayfalık açıklamaları okumakla olmuyor yani. Olmaz. Az önce hani biz hep Serhan'la atışıyoruz slogan meselesinde. Slogan gerçekten akılda kalan şeydi. Yani bu sizin, yani örnek vereyim, bu hedef göstermek için değil ama Erden Timur'un ligi bitirtmeyiz cümlesi hala yankılanıyor değil mi ligde? Çünkü bu iyi bir slogan. Bitirdi yani orada. Aslında ligi bitirtmeyiz derken ligi bitirdi. Bu iletişim böyle bir şey. Yani iletişim dediğiniz şey böyle yapılıyor. Neden sloganlarla, neden bu tür cümlelerle, işte o catchphrase dedikleri şeylerle insanlar seçimlere giriyorlar? Bu yüzden giriyorlar. Yoksa o zaman parti programlarını 55 sayfa okuyan kimse yok. Ona göre giriyor adam oraya seçime. Aynı şey dünyadaki her iletişim sisteminde geçerli. Her kurumun iletişiminde geçerli. O açıklamada da benim anlamadığım bir nokta var. Karar verilmemiş orada da. Yani şimdi Fenerbahçe yönetimini en çok eleştirdiğim nokta bir karar verilmemesi. Yani Fenerbahçe yöneticisi, Fenerbahçe başkanının sorumluluğu gereği bir karar vermesi gerekiyor. Şunu söylemesi gerekirdi Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın. Evet, kongre kararı alıyoruz ya da hayır, kongre kararı almıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü şöyle bir açıklama yapamaz. Evet, eleştirileri duyduk. Sizinle demfikiriz. Ama seçime gideriz. Ama şeklinde. Seçime gidersek şöyle olur. Ama isterseniz de gidebiliriz. Bu bir açıklama değil ki. Bu bir karar da değil. Yani yönetici, istifa edeceksin. Yönetici karar alır. Bak, istifa etmek de, yani kararsızlık bütün kötü kararlardan daha kötü bir karar. O yüzden hani burada yani yöneticinin çıkıp da ya öyle de yapabiliriz, böyle de yapabiliriz. Nasıl isterseniz, hep birlikte oturup karar verin. O zaman niye siz yöneticisiniz? Niye ben değilim yani? Veya sen değilsin, başkası değil. Bu açıklama çok doğru bir açıklama değil. Fenerbahçe yönetiminin çok net bir şekilde şunu söylemesi gerekirdi. Eğer seçim mümkün değilse zamanlama olarak. Arkadaşlar, konuşuyorsunuz da seçim mümkün değil tüzük gereği. Biz yeni sezon hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni sezon hazırlıklarını yaparken gelecek sene içinde aday varsa her türlü imkanı sağlayacağız. Açıklamada var ya işte, her türlü imkanı sağlayacağız. Fenerbahçe televizyonu, iletişim imkanları. Gelecek sezon kongreli bir seçimli bir kongremiz olacak. Orada isteyen herkes aday olabilir. Biz de adaylığımız konusundaki kararımızı saklı tutuyoruz. O günkü hakkımızı değerlendireceğiz diye bir açıklama olurdu. Yani seçim yapmıyoruz açıklaması oldu. Bu açıklamada seçimle yapabiliriz, yapmayabiliriz de. İsterseniz yapalım, bir bakalım. Çok belirsizlik var. Abi bak, yönetici karar vermek ve öngörmek zorunda. Yöneticinin tek görevi bu zaten. Karar verici olduğu için orada zaten. Onun için seçiliyor insanlar. O karar vermemek için seçilen bir durum olabilir mi? Bunun yansımasını maalesef sportif neticelerde de görüyoruz. Ben şimdi evet, bazı şeyleri zaman zaman anlatmıyoruz. Bazı dedikoduları ben anlatmayı tercih etmiyorum. Bazıları tercih ediyorum. Ben tercih etmiyorum. Ama eğer Fenerbahçe'nin sportif anlamda bir dalgalanması söz konusuysa temel sebeplerden birisi de bu kararsızlık olabilir. Yani şöyle söyleyebilirsiniz işte. Ersun Yanal'ı söylediğinde siz benim vizyonumu anlamadınız. İşler kötü gidiyor. Ersun Yanal'ı getirelim. Örnek veriyorum. Geçmişten bir örnek ama örnek örnektir. Volkan Demirel'i kadro dışı bırakalım. Sonra Volkan Demirel'i affedelim. Sonra Volkan Demirel'i teknik heyete davet edelim. Teknik heyete yer alsın. Dirar'ı kadro dışı bırakalım. Sonra Dirar'ı gönderelim. Ozan Tufan da vardı sanki o dönemde. Ozan Tufan içinde. Yani bu olacak bir yani olması gereken bir şey değil. Öyle ifade edeyim. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş Trabzonspor milli takım gündemiyle alakalı konuşacağız sevgili seyirciler. Beşiktaş'ta Cenk'in sakatlık durumuyla alakalı netleşen bir takım bilgiler var. Tedavi süreci 2 ay devam edecek gibi görünüyor. Sevgili seyirciler, Anadolu Efes Fenerbahçe maçının sonucunu az önce sizlerle paylaşmıştık ve derbi sonrasında salonda ciddi anlamda gerginlik olduğuna dair elimize ulaşan bilgiler vardı. Arkadaşımız Ömer Saraç o noktada mücadeleyi takip etti. Ömer, sözü sana bırakıyorum. Neler oldu salonda? Sevgili Kerem, Can Bulat, öncelikle sana ve konuklarına iyi akşamlar diliyorum. Efes Fenerbahçe'yi mağlup etti ve finale kaldı. Sonrasında maçın bitiminden saniyeler sonra aslında çok öyle sıkıntılı bir hava yoktu ama Ergin Hoca kendi taraflarıyla galibiyeti kutlarken kendi tribününe bir şeyler söyledi. Tabii bizim bulunduğumuz, yani basın mensuplarının olduğu tribünden bunu duymak zor ama sonrasında karşı tribüne de bir şeyler söylerken en ön sırada maçı takip eden isimlerden Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yöneticilerden Sertaç Komşuoğlu da o noktadaydı. O ve yanındakilerle bir anda Ergin Hoca soyunma tüneline doğru yönelince çok ciddi bir gerginlik çıktı diyebilirim. Sonrasında tabii o gerginliğe bazı taraftarlar da dahil oldu ve çok uzun süre dinmeyen olaylar izledik burada maalesef. O olaylar devam etti. Sonrasında karşı tribünde de bir takım olaylar çıktı. Tabii muhtemelen bazı Fenerbahçe taraftarlarının da tribünde olduğunu söyleyebiliriz. Öyle tahmin ediyorum. O taraftarların Anadolu Efesli taraftarlarla olan bir sıkıntısı vardı. Polis zaman zaman müdahale etmek durumunda kaldı ama neyse ki şu anda ortam yatışmış durumda ama Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu ve yanındaki heyetin hani çok ciddi bir kavganın içinde kaldığını söyleyebiliriz. Yani içinde kaldığını derken tabii karşılıklı söylenen şeyler var. Yani buradan dediğim gibi çok net bir şey söylemek doğru değil. Biz o ifadeleri duyamıyoruz ama iki tarafın arasındaki gerginliğe maalesef biz de çok yakından tanıklık etmiş olduk. Daha da söyleyecek tabii çok fazla şey bulamıyorum. Keşke böyle olmasaydı ama çok ciddi sıkıntılar yaşandı maalesef. Muhtemelen detaylar da çok yakında ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Ömer Saraç'a aktardıkları için. Eğer yeni bir bilgi gelirse sizlerle paylaşırız. Geçmiş olsun diyelim taraflara ve bir daha böyle bir durumunda tekrarlanmaması yönünde temennimizi de paylaşmış olalım. Zaman zaman maalesef sporumuzun her alanında bu tip problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani yıllar geçiyor ama değiştiremediğimiz şeylerden biri bu maalesef. Devam edeceğiz sohbetimize. Bilmiyorum konuyla alakalı üstüne söyleyeceğimiz bir şey var mı? Görüntüleri de biz görmedik açıkçası. Görmediğimiz evet, bir konuyla alakalı da. Sosyal medyada evet, gördüğüm kadarıyla gerek yok. Evet. Ya bir de şey var zaten, Ergin Ataman'ın hem Galatasaray kongresi olması hem Galatasaraylılarla ön plana çıkması, tabii ki bir de ondan sonra galibiyetle gelmesi, rakibi olan Fenerbahçe'nin, Anadolu Efes'in rakibi ama sonuçta Ergin Hoca her fırsatta dile getiriyor Galatasaraylı olduğunu. Bundan dolayı bir gerginlik olmuş olabilir. Tabii. Orada tabii tam ne yaşandığını bilmiyoruz. Yani bir takım ihtimaller üzerine her zaman konuşulabilir ama hani sebep tabii, şudur yıllarca, demek çok mümkün değil. Yıllarca Ergin Hoca ile karşılaştı. Hani fiziksel bir müdahale söz konusu olmadı bugüne kadar. Evet. Orada belki söylenen bazı sözler vardı iki taraftan da. O yüzden bilmediğimiz ilgili, konu olduğu için. Evet, çok uzun konuşmaya gerek yok. Ama konuyla alakalı eğer detayları öğrenirsek, daha yeni taze bilgiler elimize ulaşırsa sizlerle paylaşacağız. Ömer Saraç mücadeleyi yerinde takip ediyordu. Olayların hemen sonrasında da hızlı bir şekilde kendisiyle arkadaşlarımız kontak kurdu. Bizi de bilgilendirmiş oldu. Geçmiş olsun diyelim. Aslında bütün spor camiamız adına bu tip görüntüleri hakikaten görmek, üstüne dahi konuşmak istemiyoruz. Noktayı koyalım bu konuya. Cenk Tosun tedavisinin en az 2 ay süreceğini söyledik. Çok korkuttu bizi. Biz de yayındaydık. Evet. Cenk'in ağladığını görünce açıkçası epey modumuz düştü Mahmut Alparslan'la. En azından şuna şükrediyorum. Korktuğumuz seviyede değil. Evet. Muhtemelen Cenk de ilk sakatlandığında o ağrıyı, acıyı hissedince geçmişte yaşadığı sakatlıklarla alakalı olduğunu düşündük. Evet. Hemen dizinin üstündeki üst adale bölgesinde yırtık oluştu. Dizine yakın bir bölgeye ağrı vurduğu için muhtemelen onunla alakalı olduğunu korkusuyla hissetti. Belki gözyaşı döktü. Evet yani çok şükür yani hani 6 hafta aşağı yukarı olacak bu tedavi süreci. Daha uzun olmadığını herkesin şükretmesi lazım. Sadece Beşiktaş taraftan değil mi? Milli takım içinde çok önemli bir oyuncuydu. Şurada 2 tane milli maç oynayacağız. Şu an milli takımın santraforları Umut Bozok ve Umut Nayır. İyi bir sezon geçirdi Umut Nayır. Apayrı bir şey. Bundan bahsedeyim. Umut Bozok son haftalarda çıkışta ayrı bir konu. Ama Cenk olsa Cenk orada santrafor olacaktı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bir ay içerisinde, yani bir ay kadar söyleyeyim. Cenk'in yavaş yavaş ön çalışmalar salonda başlar. Salona başlayacağını, ondan sonra 2-3 hafta içerisinde de takımla birlikte saha çalışmalarına başlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş adına çok kıymetli bir oyuncu. Şenol Güneş adına daha da kıymetli. Çünkü onun elinde hakikaten bazen ışıldamasa bile başka teknik adamlar. Şenol Hoca gelince hemen bir cevhere dönüşüyor. Bunu Valerian İsmail ve Şenol Güneş dönemlerinde derinden hissettik. Sol kanat forvet oynamasına rağmen sezonu yanılmıyorsam 16 ya da 17 golle bitirdi Cenk Tosun. Çok ciddi bir rakam. Asistleri de var bunun dışında. Beşiktaş adına çok kıymetli ve gelecek sezonda yine Şenol Hoca'nın sisteminde çok önemli yere sahip 8+3 planında. Sezonun hemen başına yetişeceği için Beşiktaş taraftarı biraz mutlu olmalı. Yani üzüldük ettik ama en azından sezonun başına yetişiyor. Buna sevinmek gerekiyor. Milli takım açısından Hayri Beşer hakikaten önemli bir kayıp oldu. Kesinlikle öyle. Yani Cenk'in muadilleri bence Cenk'in yerini tutmaz. Hatta yıllarca Burak'la birlikte milli takımda Cenk görev yaptı. Benim tercihim nedense bir adım Cenk'ten yana olmuştur. Bir adım önde. Onun sebebi de şu. Evet Burak Yılmaz başka bir golcüydü ama Cenk aynı zamanda bir takım oyuncusu. Gerek işte ikili forvet oyunlarında gerekse orta sahaya tek forvet oynarken orta sahayla kurduğu oyun iletişiminde bence çok başarılı bir isim. Ve aynı zamanda da nokta santrfor diyebileceğimiz bir oyuncu. Kanat forvet de oynatılıyor Beşiktaş'ta şartlardan dolayı ama nokta forvet tecrübesiyle, kalibresiyle bence ciddi kayıp. Yerini oynayacak oyuncular yani alternatifleri bence Cenk'in boşluğunu tam anlamıyla kapatamazlar. Cenk'in bu sezon mevcut rolüyle verdiği katkıyı nasıl değerlendiriyorsun? Bu kadar skor yapmasını bekler miydin? Bir defa mutlu oldu. Şenol Hoca'nın gelişi onu başka bir yere taşıdı. Çünkü bir defa tercih edilen oyuncu, tercih edilen golcü olması kendisini iyi hissetmesi gerekiyordu. Buna ihtiyacı vardı. Çünkü Beşiktaş'tan gidişi, gelişi geldiği yer itibariyle burada ilk 11'i hayal ederdi. İlk 11'in değişmezi olmayı hayal ederken bir miktar kulübede de kaldı Cenk. Bu sadece sakatlığa dayalı bir durum değil. Dolayısıyla hani işin bu psikolojik şartları Cenk'in performansını olumlu etkiledi. Öbür taraftan Cenk'te biz hep şunu gördük Kerem. Birlikte oynadığı forvetlerle uyumlu bir oyuncu. Ve üst düzey forvetlerle oynadı. İşte daha önce Gomez var. Mario Gomez var. Dembaba var. Abubakar'ın önceki dönemleri. Abubakar'ın bir önceki dönemi. ve şu anki dönemi o uyumu yakalaması, yani rekabete giren değil paylaşan golcü olabilmesi, paylaşan oyuncu olabilmesi de Cenk'i bence yukarıya taşıyor. Burada da aramak lazım Cenk'in başarısının sırrını. Kulübede oynadığı dönemlerde de mesela Gomez geldiği zaman Beşiktaş'a, ki şampiyonluk da geldi. Cenk o süreçte önce ilk 11'de başlamıştı. Daha sonra önemli bir süre kulübede kaldı. Kulübedeyken de o uyumun dışına çıkmadı. Yani profesyonelliğin çerçevesi içerisinde kaldı. İşte bütün bunlar, yani iyi bir profesyonel olabilmek, iyi bir takım oyuncusu ve paydaşı olabilmek sizi başarıya taşıyor. Cenk'te bunlar ziyadesiyle var ve başarıya giden yolda, yani Cenk'in başarını anlatırken bu hususların da altını çizmekte fayda var. Cenk'in sakatlığına Cenk'ten sonra en çok kim üzülmüştür sence? Abubakar. Stefan Kuntz. Evet, şu an evet. Enes Ünal da yok. Evet. Enes de sakatlandı, uzun vadede ona da geçiyoruz. İki tane kritik maç var önünde. Cenk yok, Enes yok. Yani Stefan Kuntz açısından da çok üzücü. O gün sana sormak istediğim bir şey var. Başkan konuştu, transferle alakalı da ifadeleri var. 3 transfer, 5 transfer gibi ifadeler. Sanki Beşiktaş çok açılmayacak. Zaten geliştirmiş olduğu takımının üstüne birkaç takviye yapacakmış gibi bir izlenime kapıldım ben. Doğru mudur bu izlenim ve eğer yapılacaksa bu nokta atışlar hangi pozisyonlar hedefleniyor öncelikle? Şimdi o 3 ya da 4 ifadeleri bence onları hem başkan hem sportif direktör Ceyhun Kazancı ya da Şenol Hoca bahsederken ilk 11 açısından değerlendiriyor. İlk 11 açısından. Çünkü neden? Rotasyon daha da geliştirilebilir şimdi diyorsun. Yani burada bazen transferleri sayarken böyle geleceğe yönelik transfer, ama o geleceğe yönelik diye öte yandan olarak ayırırlar ya. Yani onları hiç saymıyorlar mesela. Beşiktaş geçmiş sezonda böyle transferler yaptı. Emrecan Uzunan bunlardan bir tanesiydi. Transferi değil mi? Transferiydi. İşte Kerem Atakan Keskin'i aldı aynı şekilde. Şimdi burada Beşiktaş'ta 3-4 diye bahsedilen aslında ilk 11 açısından. Sağ stoper, 6 numara, 10 numara, sol kanat. Ve bunun 5 olma ihtimali de şöyle var. Nathan Redmond önündeki sözleşme imza atmazsa. Önünde bir sözleşme var artık. Atar mı? Yani şöyle, Beşiktaş yönetimi kalmasını daha yüksek ihtimal göre gitmesine göre son görüşmesinin ardından, son sezon bitti, bir görüşme yapıldı. Ve kalma ihtimalini bir adım önde görüyorlar. Burada aşağı yukarı alacağı rakam, teklif edilen rakam kendisine 1.8 milyon euro, 2+1 yıllık sözleşme ve pazarlık konusu hiç olmamış aralarında. Çünkü yani Redmond'un menajerinin kendilerine ilettiği rakam da aşağı yukarı zaten Beşiktaş'ın önerdiği rakamlar. O yüzden hiçbir pazarlık söz konusu olmayacak gözüyle bakılıyor. Burada tek sorun işte iyi bir sezon geçirdi. İkinci devre itibariyle değerlendirsek ki o da Valerian İsmail döneminin yokları oynayanlarındandı. Şenol Hoca'dan sonra orada hücum varyasyonlarında bazen forvet arkası oynattı Şenol Hoca, ki 2 maç kazandırdı öyle. Sağ kanat, sol kanat formunu buldu. Premier Lig'den teklif alıyor. Premier Lig dışından teklif aldığı söyleniyor. Ki Premier Lig'den biliyorum teklif aldığını zaten. Yani burada vereceği karar çok önemli. Beşiktaş da buna kilitlendi. Çünkü o bahsettiğimiz 4'ü Redmond'un kalıp kalmaması 5 yapacak. Ama bir de bunun yedek kulübesi tarafı var. Beşiktaş'taki en zayıf bölüm orasıydı bu sezon itibariyle. Yedek kulübesi katkısı çok zayıf kaldı. Burada kimden biraz katkı alabileceğini olacak bakalım. Tayfur Bingöl son maçlarda da gösterdi onu. Şimdi Tayfur Bingöl'ün kalmasını istiyor Şenol Hoca. Beşiktaş yönetimi görüşme yaptı Alanyaspor'la. Sözleşmesinde 1,5 milyon euroluk bir opsiyon var. Ama pek de indirime yanaşmıyor Alanyaspor. 1,5 milyon euro da Beşiktaş için Tayfur Bingöl adına 31 yaşına geldi. Çok yüksek bir rakam o ekonomide. Dolayısıyla o rakamlar verilmeyecek. Ancak pazarlıkta bayağı bir aşağı düşerse diyelim, biraz demeyeceğim ona, bayağı bir aşağı düşürülürse o zaman takımda tutulması planlanıyor. Yedek kulübesine de bu 4'ün dışında ben takviyeler geleceğini düşünüyorum. Çünkü Şenol Hoca da, ekibi de, transfer komitesi de yerli oyuncu bakıyor. Ama şunu söylediler. Yani yerli oyuncu havuzunda problem yaşıyoruz dediler. 8+3'e göre transferler yapılacak. Yerli oyuncu havuzunda biraz problem yaşıyoruz dediler. Neden? Bu sezon Süper Lig'de de diğer takımlara baktığımız zaman çok böyle olumlu potansiyel işler yapan yerli oyuncu sayısı fazla değil. Önceki sezonlarda çok çıkıyordu böyle. Her sezon adı anılan oluyordu. Efecan bunlardan bir tanesi. Evet. Halil anılıyordu zamanlar. Emre Kılınçlar, Taylanlar. İşte bir süre önce Tayyip Talha Sanuç vardı mesela. Beşiktaş'a geldi. Mert Müldür anılıyor sürekli her sene. Süper Lig için. Sene gelecek galiba. Dolayısıyla orada biraz problem yaşanıyor. Biraz yerli oyuncu havuzuna da Avrupa taraflarında odaklanıldı diyelim. Oradan bir arayış söz konusu. Ben kısaca 4'te kalacağına ihtimal dahi vermiyorum. Ben o transfer sezonunun son günü geldiğinde en az 7 transfer olur diye düşünüyorum. Son 13-14 dakikaya doğru gidiyoruz. Konuşmak istediğim 3 konu başlığı var. O yüzden tempoyu biraz arttıracağım. Bu noktada Hayri Beşer'e döneceğim. Hayri Beşer, Trabzonspor 3 maçlık iyi bir seri yakalamıştı sezonun son bölümünde. Karagümrük, Giresunspor, Alanyaspor. İzlemekten ve anlatmaktan keyif aldığımız aksiyon dolu maçlar oldu. Başakşehir sınavında ideal 11'den çok uzak bir kadro, biraz mecburen, biraz sakatlıklar, sezon noktalayan oyuncular derken bir yenilgi geldi. Bielitsa yeni döneme dair, bizi bekleyen sürece dair neler düşündürüyor Trabzonspor camiasına? Ya ilk başta beklentiler hakikaten hoca ile ilgili olumluydu. Ama hani çıktığı sınavlarında öncelikli olarak iyi işaretler vermedi hoca. İlk etapta? İlk etapta iyi işaretler vermedi. Fazla arayan, deneyen, zorlayan teknik adam görüntüsündeydi. Ama biraz da mecbur değil miydi? Mecburdu. Elindeki kadroyu da tanımak adına. Mecburdu. Süreç içerisinde sonuçlar da almaya başladı. Hı hı. Yani hani dolayısıyla hocayı bu anlamda eleştirmek çok doğru olmaz. Ama belli ki hoca saplantıları olmayan, arayışçı, yeniliğe açık, mücadeleci bir karakter. Yani Trabzonspor'un... Tutkulu ve agresif de görünüyor. Evet, yani evet, Trabzonspor'un, Trabzon camiasının istediği bir karakter. Hani mevcut şartlarda zaten hani çok yüksek volümlü bir performans ortaya koyması beklenemezdi. Çünkü Trabzonspor'un içerisinde bulunduğu durumu çok iyi analiz etmek lazım. Yani zaten sıkıntılı başlayan bir sezon söz konusu. Yapılan transfer planlamasıyla ilgili sıkıntılar var. Aynı zamanda oyuncu grubu içerisinde sıkıntılar söz konusuydu. Bütün bu sıkıntıları alıp işte motivasyonu, gardı düşmüş kadroyu aynı oyuncularla tekrar böyle çok anlı şanlı bir şekilde ayağa kaldırmak mümkün olmazdı. Ama zannediyorum bir şeyleri gördü. Kimlerle yola devam edebileceğine dair kafasında bir takım şeyler tasarladı. Bu arada zaten transfer çalışmaları da bir taraftan yapılıyor Trabzon'da. Yani yönetimli hoca, Trabzonspor'un mevcut şartları istikametinde o çalışmaları yapıyorlar. Açıklanacak oyuncular olacaktır çok fazla gecikmeden, öyle tahmin ediyorum. Ve Trabzonspor böyle çok maliyeti yüksek oyunculardan ziyade, ya evet yani iyi ki gidilip araştırılmış, alınmış denilecek tarzda oyuncuları kadrosuna dahil edecek. Ben yerli piyasadan da bir takım böyle yeteneklerin Trabzonspor'un kadrosunda önümüzdeki sezon yer alacağını düşünüyorum. Buradaki planlamanın boyutunu tam %100 öngöremiyorum yalnız Kerem. Çünkü kulübün mali yapısı, şartları mesela şu anda işte Galatasaray'ın geldiği bir yer var. Fenerbahçe'nin devam etmediği, istediği bir yer var ve Beşiktaş'ın da durduğu bir yer var ki Beşiktaş da aslında hani o günün anlattığı gibi 4-5 transferle bu sezonki takımın epey üzerinde yer alabilir hocayla birlikte. Şimdi buradan Trabzonspor'u ele aldığım zaman biraz rasyonel bakınca acaba Trabzonspor hani ben işte tekrar yenilenirim, gidilecekler de olacak. Yenilenirim, mali şartlarıma uygun bir kadro kurarım ve gümbür gümbür şampiyonluğu alırım diyebilecek mi? Ya da bunu demek yerine şampiyonluğa oynarım, şampiyonluğu belki alamayabilirim ama hani bu yenilenme ve bu ilerleme ve bu vizyon sürecinde aslında daha sonraki sezonlara yönelik bir projektör ortaya koyarım mı diyecektir. Hani ikinci şık ağır basabilir. Yani camianın buna da imkan vermesi lazım. Önce yani, bir ekonomiyi dengelemek istiyor. Tabii yani mevcut ekonomik şartlarda Trabzonspor'dan hani çok güçlü bir kadro kurmasını ve o kadronun da gidip bam bir şekilde şampiyonluğu almasını beklemek biraz fazla olabilir. Sezon içerisinde belki bir gelişimle birlikte yarışın da içinde olabilir Trabzonspor. Son 10 dakikamız içerisindeyiz. A Milli Futbol takımla alakalı konuşacağız dedik. Euro 2024 elemelerinde Letonya ve Galler'le oynayacağımız maçların kadrosu açıklandı. Ben hızlıca okuyayım. Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır kalecilerimiz. Savunma Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu. Orta saha oyuncuları Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu. Forvet Kenan Karaman, Umut Nayır, Umut Bozok, Muhammed Şengezer'in de ilk kez A Milli takım kadrosuna dahil edildiğini söyleyeyim. Yusuf Kenan, bu kadroda gördüğüne ve görmediğine şaşırdığın isimler oldu. Yok, kadro aşağı yukarı iyi bir kadro. Ben o kadar şaşırtıcı bir kadro olarak görmüyorum. Belki İrfan Can konusunda sezonun iyi bitirmedi İrfan Can Kahveci. Son maçlarda çok fazla görev verilmedi. Abdülkadir Ömür tartışılıyor. Neden yok diye. Abdülkadir olabilirdi, evet. Yani orada hep tercih... Yani... Kenan Karaman'a şaşırmadın. Kenan Karaman tercihine şaşırmıyorum artık. Ben orada takımda çok şaşırıyorum ya. Hayır, ben hani gerçekten şaşırmadım. Hani şöyle, şaşırmak muydu istiyorsun ama şaşıramıyorsun. Tercih eder miydim diye sorarsan farklı bir cevap vereyim. Evet. Şaşırdım mı diye sorarsa farklı bir cevap veririm. Şaşırmadım, tercih etmeyebilirdim. Ama kadronun genel bütününe bakarsak, evet, forvet hattında hem Cenk'in hem Enes'in sakatlığı çok üzücü. Onun ikisine de geçmiş olsun. İki umuttan artık biraz bir şeyler bekleyeceğiz. Umudumuz onlardan ya. Evet. Umut da golcü ismi gibi. Evet. Bugün yine umut veriyor şey diyorsun. Evet, umut verecekler inşallah. İnşallah. Birkaç hafta önce konuşmuştuk. Bulut da vardı. Stefan, evet. İşte 3 tane Umut, 3 evet, önemli golcü, iyi golcü, yerli. O yüzden oğlunuz olursa Umut ismiyle golcü yapma ihtimaliniz yükselebilir diye söyleyebiliriz. Stefan Kuntz meselesinde evet biraz kritik sınavlar ama... Orada top sende. Ne olursa olsun. Biz başka bir isim seçeceğiz. Başka seçeceğiz. Biz ne olursa olsun kazansak dahi sanki devam edilmeyecek havası seziyorum Stefan Kuntz meselesinde. Ben garanti verebilirim onun için. Ya ben söyledim, Sayın Başkan dedi ya hani karar almadık diye. Yani ben de hani beyana biraz esas gördüğüm için söylüyorum. Ben de duyduğum kadarıyla Stefan Kuntz ile Eylül ayında bambaşka bir teknik direktörle devam edeceğiz. Görüntü o yönde. Ama ben kadroyu beğeniyorum. Ben A Milli takım oyuncu havuzunu beğenen bir futbol severim. Bence gelecek vaat eden bir oyuncu havuzu. Doğru bir yapılanmayla, ya hep yapılanmadan bahsediyoruz ama milli takım yapılanması, A Milli takım yapılanmasından bahsediyorum. Hani futbolu, Türk futbolunu geliştirelim falan, bunların hiçbirisini bırakmak lazım. Yapamıyoruz. Evet. Bunları bırakıp A Milli takım yapılanması, doğru bir teknik direktör, kadro seçimi, oyuncu tercihi, bu havuzdan çok iyi faydalanabiliriz. Abdülkadir dışında şey çok özür diliyorum. Abdülkadir dışında benim mesela performans olarak beklediğim, en azından Kenan Karaman'ı gördüğüm yerde beklediğim Yusuf Sarı vardı mesela. Ha, evet, olabilir dedim. Yusuf Sarı'yı bekledim. Yani şimdi Kenan Karaman santrafor mu, kanat forvet mi? Kanat forvet. İşte santrafor sadece Şenol Hoca ile oynadı herhalde. Savunma. Acaba Şenol Hoca ile mi konuştu? Şenol Hoca ile Stefan Kuntz'un çok arasının olduğunu düşünmüyorum da. Ama orada mesela milli takım bazı alternatif, milli takımın hocası da alternatifini kendi üretmesi gerekiyor. Bunu milli takımlarda görebiliyoruz. Kulüpte oynadığı formasyonun dışında, pozisyonun dışında farklı mevkilerde oynuyorlar milli takımlarda. Burada da mesela o düşünceyle yola çıktıysa Kenan'ı santrafor yapın. Barış Alper Yılmaz'ı aldın zaten kadroya. 3. santrafor olarak gayet değerlendirebiliriz. Bence orada performans olarak hak eden oyunculardan bir tanesi de en azından. Stefan Kuntz seçseydi belki öyle olurdu. Stefan Kuntz seçiyor zaten ya. Şöyle söyleyeyim, ben size açık ve net dile getireyim. Seçimler ne zaman? 26'sını zannedersem, değil mi? Evet. Bu maçlar 26'sından önce değil de 26'sından sonra olsaydı Stefan Kuntz takımın başında olmazdı. Açık ve net şekilde dile getireyim. Hatta şöyle söyleyeyim, Letonya Türkiye ile Türkiye Galler arasındaki maç trafiği 3 günden fazla olsaydı ikinci maçta Türkiye Galler maçında da Stefan Kuntz olmaz. Stefan Kuntz'u artık kesinlikle yoldan ayrılacağını söyleyebilirim. 2'de 2 yaparsa? 2'de 2 yaparsa da ayrılacak. 2'de 1 yaparsa da, 2'de 0 yaparsa da ayrılacak. Yani Letonya'ya 3 attı, Galler'e 5 attı. Letonya'ya zaten herkes 3 atıyor. 3 yememek başarı var işte. 3 yememek başarı. Bizim en zorlandığımız rakiplerden biri maalesef. Öyle görmek lazım. En zor olabilir hatta. Bir de şu var, yani gerçekten Stefan Kuntz'u tarif etmek için tipik bir Türk özelliği ve Türklerin zekasını çok iyi bilebilen, Türkleri iyi analiz edebilen, Türklerin davranışları, Türklerin neye üzülüp ne tepki verebileceklerini ya da neler söylediği zaman neler etki olabileceğini çok iyi analiz etmiş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Açık ve net. Ya hocayı ben buradan yerden yere vurmak istemiyorum ama geldiğimiz noktada gerçekten ben o kuralları çektiğimizde Almanya işte oynanacak olan şampiyonada da Stefan Kuntz'lu olacak ama tribünde olacak demiştim. Gerçekten tribünde inşallah bizi destekler bir şekilde. Elinde Türk bayrağıyla desteklemesini bekliyorum. Ve ben seçimlerden sonra da Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağını bilgi şeklinde aldım. Ve bundan sonrasında da Stefan Kuntz'la görüşemeyeceğiz galiba. Sadece aday kadroya bakarak maçları üçlü savunmacı çıkacağını belli ettim. Tahmin edebiliyorsun değil mi? 6 tane stoper var. 3 tane bek oynayabilen oyuncu var. Zeki var. Ferdi ve Eren Elmalı var. Başka yok. Sanki öyle yani bir sinyal var. Buram bağırıyor yani savunma hattı. Ben üçlü çıkacağım diye. Ya Hayri Beşer. Berkan Alsı'yı da sol beke koyardı ya zaten. Hayri Beşer, ne dersin kadro için? İtirazın var mı bu kadroya? İtiraz. İşte Kenan'ı konuştu arkadaşlar. Hı hı. Yani Kenan'ı ben çok milli takıma alıp koyamıyorum. Yani oraya tam konduramıyorum. Saygı da duyuyorum. Çok iyi yani, çocuk aslında. Karakter anlamında evet. Çok düzgün bir çocuk. Ve ama çok çalışkan bir mesele. Çok saha içinde. Çok. Evet, mesleki açıdan örnek alınması, saygı duyulması gereken bir oyuncu. Onu vurgulayayım tabii. Kadrodaki oyuncuların neredeyse tamamı milli takımda olabilecek oyuncular mevcut şartlar itibariyle. Yalnız işte forvetle orta saha arasında bir asimetri olduğunu düşünüyorum. Yani orta sahadaki bereket ve kalite hem de uluslararası düzey maalesef mevcut forvet hattımızda zaten 3 tane oyuncu orada görebildik Kenan'la birlikte. Yok, o bizim en önemli handikapımız. Cenk olabilseydi, Enes olabilseydi, hatta şu anda hani Türk futbolunun gümbür gümbür bir golcüsü olabilseydi, uluslararası nitelikte ismini zikredebileceğimiz, o bizim ciddi bir eksikliğimiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kuntz bir taraftan da yani elindeki forvetlerden ne alır onun hesabını yapmalı bu maçlarda. Daha doğrusu biz genel anlamda o hesabı yapmalıyız. Bir taraftan da orta sahadaki o zenginlikten, orta saha aktörlerinden, gol üretkenliği anlamında da nasıl faydalanırız? Onun hesabını da yapmak durumundayız diye düşünüyorum. Bir de şuna ihtiyacımız var genel anlamda. Zaten orta saha zenginliğimiz var. Aslında savunmada da zenginliğimiz var ama performanslar dalgalı olabiliyor. Yani çok üst düzey stoperlerimiz var. Zaman zaman üst düzey verim aldık. Zaman zaman da işte sakatlıktı ya da onların işte oynadıkları takımlarda işte Merih'ti, Çağlar'dı, birçoğu işte Ozan'dı. Yani iyi dönemleri iyi dönemlerinin olmadığı süreçler yaşadık. Evet. Sakatlıktan kaynaklı ya da performanstan kaynaklı. İşte savunmayla ilgili genel anlamda tercihlerde ben çok sıkıntı görmedim. Özellikle savunmanın merkezi. Yani formdaysa stoperler zaten Merih'ti, Çağlar'dı. Orada tercihler doğru yapıldı. Bek konusunda aynı şekilde daha üst düzey oyunculara sahip olabilsek diye düşünüyorum. Sağ ve sol bek anlamında diyorum. Orada da bir yetersizlik olduğunu düşünüyorum. Orta sahada evet yeterince oyuncumuz var ve yeterince kaliteli oyuncumuz var. Ama sanki orası oturtulamadı. Mesela milli takımın 6 numarası kim? Klasik bir soru. Cevabını tak diye veremiyoruz. Yani evet. 6 numarasız oynayacak ama. 3-4-3 yani görüntü belli. 3 tane stoper. Sağda Zeki, solda Ferdi. Önlerinde Orkun'la Hakan Çalhanoğlu. Solda Kerem, sağda Cengiz. Önde hangi Umut? Umut Nehir olacak bence. Muhtemelen öyle olur ama yani defansif orta sahalarda, yani defansif orta saha derken savunma özelliğini yani sadece bu yeter anlamında söylemiyorum. Yani defansif orta saha aynı zamanda oyun görüşü de olması gereken, regista olarak nitelendirebileceğimiz tarzda oyuncular olmalı. Yani orada bir şey yakalayamadığımızı düşünüyorum. Yani formasyon değişikliği belki bunu biraz izole eder ama nihayetinde o özellikle hani kimler olmalı sorusunun cevabı tam oturmuyor. Daha doğrusu takımın playmaker'ı kim sorusunun cevabında işte Hakan üzerinde yoğunlaşıyoruz ama birçok defa Hakan'ı da o rolü tam anlamıyla yerine getirirken göremeyişimiz, oyuncunun sahip olduğu şeye, kalibreye rağmen, o da başka bir eksiklik. Yani şu orta sahamızı, orta saha iskeletimizi oturtmamız gerekiyor. Orada oynayan oyuncuların Hani ilk 11'in çok fazla değişmeden artık milli takımı bilen, milli takımı takip eden insanların sayabildiği, ezber olarak söyleyebildiği bir şeye, vasfa büründürmemiz gerekiyor. O zaman zannediyorum milli takımdan daha yani iyi sonuç alıyoruz. Çok sayıyoruz da yanlış sayıyoruz şu an. Yani çok affedersin. Hani 3-4-3 olacak abi. Yani çok yüksek ihtimalle %90 çok büyük bir değişiklik olmazsa 3 tane stoper, Merih Çağlar, ya Kaan Ayhan ya da genellikle Ozan'ı tercih ediyor. Sağda Zeki, solda Ferdi, önde Kaan yok. Yok, Kaan yok. Ozan Kabak'ı tercih edecek. Evet. Yani işte orada iki, sorun yok. Sağ stoper olarak tercih ettiği iki oyuncudan sağda Zeki, solda Ferdi, Orkun'la Hakan, Kerem, Cengiz, Umut. Yani Umut olmasaydı, Cenk olsaydı ya da Enes olsaydı onlardan birisi oynayacaktı. Hangi Umut? Nehir oynayacak bence. Şimdi Orkun'un kaçıncı maçı zaten? Bayağı olmuştu ya. Çok değil o kadar. Orkun bence performansı anlamında da Orkun'un performansı verebilen bir oyuncu. Şöyle, son bir dakikamız. Son milli maçı takip ettim yerinde. Son milli maçları. Mesela şu dikkatimi çekmişti. Maça başlangıçta Salih Özcan arkada oynuyor. Biraz Hakan'la Orkun yan yana gibi. Ama ilerleyen dakikalarda Hakan 6 numaraya çekildi bir ara. Hakan 6 oynamaya başladı. Salih önde oynamaya başladı. Sonra bu yeniden değişti. Bu kez Orkun. Ya o merkezde kim hangi role sahip gerçekten ben takip etmeye rağmen hani çözmüş değilim. Ya Orkun da mesela olabilir. Salih de olabilir. Evet, yani aday oyuncular var. Orkun da bu arada Benfica'ya gidiyor gibi görünüyor. 30 milyon euroya. İşte o kadar az zamanın var ki. Şunu söyleyeceğim. Ben Kuntz'la ilgili önemli açıklamaları önümüzdeki ayın başında söyleyeceğim. Ki o zaman da zaten Kuntz olmadığında da çok önemli açıklamalar yapacağım. Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Futbol meydanına, A Spor'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.